Martin Eden. Yazan Jack London. Sen şöyle otur da Martin, ben geldiğimizi haber vereyim bizimkilere. Ha? Yok. Hele dur biraz. Burada kendimi toparlayayım önce. Hala çekiniyorsun değil mi? Bana göre değil böyle şeyler Arthur. Şu eşyalar bile canımı sıkıyor benim. Pahalı şeyler hepsi. Herhalde siz epey zenginsiniz. Ha? Bırak şimdi bunları. Biliyor musun? Ben sadece dükkan vitrinlerinde görürdüm böyle koltukları. Görürdüm de merak ederdim. Kim alıp kullanır bunları diye. Otursana. Bak dostum, buradan çıkıp gitsek benim için daha iyi olacak. Dışarıda yeriz Emi. Ayo, olmaz öyle şey. Daha önceden haber verdiğim için annem ve kardeşim bekliyorlar seni. Hem kuzum, ne oluyor sana böyle? Bilmem. Canım istemiyor işte. Merak etme, annem de Ruth da sade insanlardır, sıkmazlar seni. Anlaşılan ne desem boşuna. Pekala, senin dediğin olsun bakalım. Ben gidip haber vereyim. Dur bir dakika, dur. Ben ne yapacağım burada sen yokken? Orada piyanonun üzerinde dergiler var, onlara bak istersen. Sen mi çalıyorsun bunu? Piyanoyu mu? Evet, bunu işte. Ruth çalar. Kardeşin yani. Bak geldi işte o da. Geldiniz demek. Ruth, sana Bay Eden'i tanıştırayım. Martin Eden. Memnun oldum Bay Eden. Ben de memnun oldum tabii. Geldiğinizi haber vermediniz Arthur. Bu delikanlı uğraştırdı biraz beni. Ben mi? Ben mi uğraştırdım? Yalan mı söylüyorum? Çıkalım gidelim diyen sen değil miydin? Ama ben... Hiç öyle şey olur mu Bay Eden? Annem de ben de bekliyorduk sizi bu akşam. Ben de istiyordum gelmeyi. Ama açıkçası sizin bu eşyaları görünce çekindim biraz. Çekindiniz mi? Anlayamadım. Sen ona bakma Ruth. Bize bu ilk gelişi daha. İlk gelişimden değil Arthur. Şöyle bir etrafa bakınca anlıyor insan. Anlıyor ki burada oturanlar kendisinden çok farklıdırlar. Yani demek istiyorum ki... Bizim sizden hiçbir farkımız yok Bay Eden. Üstelik de sizi görmeyi ve tanımayı çok istiyorduk. Teşekkür ederim. Ruth, annem nerede kuzum? Kütüphanede. Ashley'i bu ayın hesaplarını getirmiş onunla beraber. Gidip kendisini görsem iyi olur. Ha Martin. Hı? Ruth'la bırakacağım seni. Herhalde benimle olmaktan iyidir bu ha? Ne dersin? Ve Arthur. Oturmaz mısınız Bay Eden? Teşekkür ederim. Arthur, bahsettiğinden beri hep sizinle tanışmak istiyordum. Büyük bir cesaret göstermişsiniz. Cesaret mi? Ne cesareti? Anlattığına göre Arthur'u siz kurtarmışsınız o gece. Hem de onu tanımadığınız halde. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hem ben o sokak çapkınlarını iyi bilirim. Daha önceden anlamıştım Arthur'a bir şey yapacaklarını. Üstüne yürüdüler çocuğun. Üstelik benim bildiğim Arthur kavga etmekten hiç hoşlanmaz. Dövüşmeye zorladılar onu. Hepsi etrafını sarıverdiler bir anda. Ondan sonra ben de dayanamadım tabii. Ben daldım işlerine. Peki sonra? Sonrası dövüştük işte. Bu ellerimdeki yaraların çoğu da onların dişlerinden açıldı. Fakat sizin Arthur da fena dövüşmüyordu ha. Bayağı iyi yapıştırıyordu. Ne yapıştırıyordu? Yani iyi yumruk atıyordu demek istiyorum. Şimdi anladım. Kusura bakmayın ne olur. Ben öyle doğru dürüst konuşmayı pek beceremem aslında. Hiç önemi yok Bay Eden. Kavgadan sonra da Arthur'la dost olduk işte. Herhalde dövüşmeye alışkınsınız Bay Eden. Doğrusunu isterseniz öyle. Ben haksızlığa hiç dayanamam. Bunun için de en iyi ilaç yumruklarımdır. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama kızmazsanız tabii. Yok canım, niye kızayım? Siz zaman zaman bazı kelimeleri yersiz kullanıyorsunuz. İzin verir misiniz düzelteyim onları? Elbette, çok iyi olur. O halde önce şunu doğrulayalım. Ne demiştiniz biraz önce? Evet. Haksızlık için en iyi ilaç yumruklarımdır demiştiniz değil mi? Öyle tabii. Ben fikir üzerinde durmuyorum da buradaki ilaç sözcüğü tuhaf geldi kulağıma. Nasıl yani? Yumruktan ilaç olmaz tabii. Anladım. Bir daha kullanmam bunu.
Ne olur Bay Aydın, eğer bu sizi sıkacaksa söyleyeyim. Yok, hiç de değil. Kadınlarla konuşurken bayan demem lazımdı. Bayanlarla konuşurken sıkılmam ben. Yeter ki ağlamaya başlamasınlar. Şu şeyi soracaktım size. Boynunuzdaki yara izini. Ha, bu mu? Meksikalının biri yaptı onu bıçağıyla. Ama ben de onun suratının şeklini öyle bir değiştirdim ki eve gidince anası bile tanıyamamıştır. Denizcisiniz değil mi Bay Aydın? Evet Bayan Ruth, denizciyim. Daha doğrusu deniz işçisi demeli benim gibisine. Nerede, hangi gemide iş bulursam ona atlar dolaşır, biraz para kazanırım. Gemi bulamazsam rıhtımlarda da çalıştığım olur. Öylesine bir hayat işte. Renkli bir yaşantı olmalı. Efendim? Yani hareketli ve heyecanlı bir hayatınız olmalı diyorum. Evet öyledir ya. Oldukça heyecanlı sayılır ama bir süre sonra da alışıyor insan. Çok kanadı mı boynunuz kesilince? Kanadı kanamasına tabii. Allah'tan tütün vardı yanımda. Tütün mü? Evet evet tütün. Böyle kesiklere filan birebirdir. Hemen durdurur kanım. İşte Bay Martin Eden. Sizi gördüğüme çok memnun oldum Bay Eden. Oğluma yaptığınız yardım çok büyük bir şey. Aman efendim. Fakat öyle haydutlar gibi kavga etmesinden ötürü de onu affetmedim henüz. Ama anne. Hayır Arthur, yeter derecede savunun kendini. Ama ne olursa olsun sevmem böyle şeyleri. Ashley gitti mi anne? Gitti. Ayda bir de olsa o adamın yüzünü görmek canımı sıkıyor. O kadar söyledim sana değiştirelim şunu diye. Ben de hoşlanmıyorum ona. Evet ama eskiden beri bütün hesaplarımızı tutan da o. Yeni gelecek birinin durumu kavraması için haftalar ister. O halde siz de ayda bir dişinizi sıkarsınız artık. Bay Aydın, sizi sıkan bir şey mi var yoksa? Hayır efendim. Neden sordunuz acaba? Dikkat ediyorum da elinizi hep gömleğinizin yakasına götürüp çekiyorsunuz. Sanki sıkılıyormuş gibi. Madem o kadar dikkatinizi çekti söyleyeyim. Şu gömlekle kravat var ya, ikisini de bu akşam aldım bunların. Size geleceğim diye. Yakamı kapatamam ben, hele hele kravat takamam hiç. Biliyorsunuz. Ama gerçek bu benim için. Sanki birisi boğazlıyormuş gibi oluyorum. Boğuyormuş gibi. Evet, yani boğuyormuş gibi demek istedim. Bu kadar sıkılacağına çıkar şu kravatı, olsun bitsin. Şimdi değil ama eve dönerken yapacağım ilk işi olacak Arthur. Hem de sizin kapıdan çıkar çıkmaz. Ben de severim okumayı. Hem fırsat buldukça da okurum. Gemide bile okurum. Fakat her zaman olmuyor tabii. Şiir sever misiniz Bay Aydın? Severim. Severim elbette. Beğendiğiniz ozanlar var mı? Swinburne'ı beğenirim. Swinburne. Evet o adam işte. Ama Swinburne küçük bir ozandır Martin. Bence de öyle. Onun yapıtlarında çıkarıp atılı verecek birçok kısımlar bulmak işten değildir. Okunmaya değmez aslında. Bilmem, bana çok güzel gelmişti okuduğumda. Böyle baştan aşağı aydınlık doluydu. Parlıyordu adeta. Güneş gibi, projektör gibi. Daha içime işledi ışığı. Sonra şeydi biraz. Galiba şiirden pek anladığım yok benim. Yani ne olduğunu bile bilmiyorum işte. Longfellow okudunuz mu hiç? Efendim, long ne dediniz? Fellow. Herhalde okumuşumdur ama. Her neyse bunları başka zaman konuşuruz. Bir dakika Arthur. Hı? İşin aslı bu. Benim bu gibi şeyler hakkında en ufak bir bilgim yok. Benim sınıfımdakilere göre değil bunlar. Ama hepsini öğreneceğim. Göreceksiniz hepsini. O zaman ben de sizler gibi rahat olacağım. Eğer isterseniz, gerçekten isterseniz başarırsınız Bay Aydın. Elbette başarır. Dediğim gibi kitapları severim ben. Ne zaman fırsat bulduysam okudum hep. Ama sizin gibi üstünde düşünerek değil tabii. Zaten o yüzden iki laf olsun edemiyorum ya. Tutulup kalıveriyorum. Bırak şimdi bunları Martin. Biliyor musunuz Ruth? Siz isterseniz beni değiştirebilirsiniz. Ben mi? Evet siz tabii. Söylesenize bana. Ne yapmam gerek bütün bunlar için? Her şeyden önce okula gitmek ve çok çalışmak. Çocukken okula gittim ben.
Ama ben lise, üniversite gibi olanları kastediyorum. Üniversite mi? Elbette Martin. Öğrenmek pek sanıldığı kadar kolay bir şey değil Bay Aydın. Siz liseye gitmiş miydiniz? Yok. Ortaokulu bitirmeme bir yıl kala bıraktım. Siz üniversiteye de gittiniz değil mi? Evet Bay Aydın. Fakat sizin için de zor olmamalı bu. İsterseniz yaparsınız. Bana yardım edersiniz değil mi? Tabii, ben de Arthur da severek yaparız bunu, değil mi Arthur? Evet, yaparız tabii. Bundan sonra yalnız okuyacağım. Hep kitap okuyacağım. Hem de düşünerek. Her şeyi öğrenmek için. Her şeyi öğrenip sizler gibi konuşabilmek için. Korkmadan konuşabilmek için. Göreceksiniz, öğreneceğim. Şöyle böyle bir saatte ancak giderim. Nerede oturuyorsunuz Bay Aydın? Berkeley'de. Kız kardeşimin evinde kalıyorum. Bizim evi öğrendin Martin. Ne zaman istersen gel artık. Zaten bu aldığım kitapları getirmek için geleceğim herhalde. Allah'a ısmarladık. Her şey için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güle güle, güle Bay Martin. Güle güle dost. Güle güle. İyi geceler. Kuzum bu ne böyle bu aktü? Bir vahşi bu. Ben size demedim mi bu gece eğleneceksiniz diye? Ay çok. Ay. Hoş ki gülsem de pek anlayamazdı belki. Ömür adamdan doğrusu. Sen onu buraya ilk girdiğinde görecektin. Şöyle bir etrafına bakındı ve korktu anne, resmen korktu. Adam böyle bir evin içinde hiç bulunmamış ki. Hele o ikide bir kravatını çekiştirmesi. Deli olacaktım neredeyse. Epey eğlendik ama. Ruth, niye durgunsun öyle? Bu adam geçen hafta seni büyük bir kavgadan kurtardı değil mi Arthur? Evet öyle. Sen de kendisiyle eğlenmemiz için onu buraya getirdin. Ama Ruth, bu bize göre. Hayır Arthur, hiç de hoş olmadı bu. Onun sana yaptığına ihanet ettin. Ruth, neler söylüyorsun öyle? Gerçeği söylüyorum anne. İşin kötüsü sen de ben de alet olduk. Ruth, yoksa hoşlandın mı ondan ha? Arthur, hangi kadın hoşlanabilir ondan? Ben de öyle bir şey söylemiş değilim zaten. Çok genç görünüyor, kaç yaşında? 21. Ben de bu akşam gelirken sordum. Demek 3 yaş küçük benden. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler anne. İyi geceler Arthur. Bana bak Martin, sana kaç kere söyledim, İsmimle hitap etmeyeceksin bana, anlaşıldı mı? Ne diyeceğiz peki? Enişte. Enişte diyeceksin. Şu kadın senin ablan, ben de onun kocası olduğuma göre böyle bu iş. Söyle bakayım, enişte. Hadi söyle. Bernard, ne olur yapma artık. İnan çok üzülüyorum. Vah. Bu kibar çocuk üzüldü diye mi sen de üzülüyorsun? Hadi bakayım söyle. Çekil önümden Bernard. Hem de derhal. Derhal çekil diyorum sana. Sıkışınca yapabileceğin tek şey budur zaten. İnsan azmanı sende. İyi geceler abla. İyi geceler Martin. Kim bilir yine hangi meyhanedeydi bu saate kadar? Meyhanede değildi Bernard. Bir bey evine davet etmişti onu. Akşam yemeği için evde. Gertrude. Kuzum sende hiç akıl yok mu? Hiç akıl yok mu sende? Yahu kim evine yemeğe çağırır bunu be? Kocaman yalanlarla kandırıyor seni. Evde bir beyin evine davetliymiş. Her neyse Bernard, çekildi gitti odasına işte. Bırak artık onu. Bana baksana sen. Bu haftanın kirasını verdin bu herif. Verdi. Ve daha da parası var cebinde.
Tekrar ne zaman çıkacak denize? Parası bitince herhalde. Bana bak Getrude, kardeşim filan anlamam ben. Kirayı vermeyince çıkıp gider buradan. Bir saat bile fazladan oturamaz. Anlaşıldı mı? Sana söylüyorum. Anlaşıldı Bernard. Anlaşıldı. Yapmaya gidiyorum ben. Hala ışık var odasında. Kalk sen Esna. Kalk sana. Söyle sen yürsün işi. Ne olur sinirlenme. Ben bakarım şimdi. Martin. Martin. Evet. Işık yanıyor da merak ettim. Acaba açık mı unuttun diye. Yok, unutmuş filan değilim. Kitap okuyorum. Ne? Kitap mı okuyormuş? Tanrım bana sabır ver. Sabır ver bana. Kitap okuyormuş. Kitap. Kitap. Günaydın abla. Günaydın Martin. Dün gece seni de üzdüm değil mi? Sen bir şey yapmış değilsin ki Martin. Bu haftanın kirasını vermek istiyorum da. Neden acele ediyorsun? Hafta sonunda verirdin. Bu türlüsü Bernard'ı daha çok memnun eder de ondan. Biliyor musun Martin? O kadar fazla üzülüyorum ki bunlara. Elimden de hiçbir şey gelmiyor. Fakat dün gece o zorladı beni. Hiçbir kötü niyetim yoktu şu odaya girdiğimde. Sonra hiçbir zaman senin kocan olduğunu da aklımdan çıkarmıyorum. Sen de biliyorsun bunu. Aranızdaki söz dalaşmalarına alıştım artık. Beni asıl üzen ablanın evinde para vererek oturman Martin. Bir pansiyoner gibi para alıyorum senden. Bak şekerim, ben nerede otursam kira vereceğim. Öyle değil mi? Hı? Değil mi öyle? Ama burası... Ben hiç de senin gibi düşünmüyorum. Burası Bernard'ın evi ve ben de bir odasında kiracıyım. Ama sen onun karısıymışsın. Olur ha. Hadi al bakalım şu parayı da şimdi. Al da bitsin bu iş. Dün gece gittin mi o dediğin yere? Gittim. Görecektin abla. Bayağı zengin onlar. Bir eşyaları var. Oturmaya kıyamıyorum sen. Yemek de yedin orada değil mi? Yedim tabii. Mutlak güzel, güzel yemeklerdir hepsi. Doğrusunu istersen ben pek anlayamadım. Nasıl yani? Sofra çok kalabalıktı. Ben de ne yapacağımı bilemedim pek. Ha, başkalarını da çağırmışlar demek. Yok canım, sofranın üstü. Üstü kalabalıktı. Bir sürü çatal bıçak yan yana. Peki ne yaptın? Ne yapacağım? Hep onları gözetledim. Hangisini alırlarsa ben de aynana sarıldım. Desene Martin. Sen orada yemek değil dayak yemişsin. Yalan da değil hani. Evli mi bu adam? Arthur mu? Yok canım, evli değil. Annesi ve kız kardeşi var sadece. Ruth kız kardeşinin adı. Ne dedin? Ruth. Nasıl, güzel mi bari? Evet, çok güzel. Hem çok bilgili. Bambaşka bir kız abla. Hele bir elleri var. Böyle şey gibi, nasıl anlatayım? Bana kalırsa biraz fazlaca beğenmişsin bu kızı. Onu görüp hele biraz da konuşup beğenmeyen yoktur. O kadar güzel demek. Gene bilirsin abla. Birçok kız arkadaşım olmuştur. Bu onların hiçbirine benzemiyor. Bambaşka. Fakat senin kız arkadaşların hep bizim gibilerdendi Martin. Bu öyle değil ki. Baksana. Hem zengin hem de çok okumuş olduklarını söylüyorsun. O da doğru ya. Hepsinin elleri nasırlıydı ötekilerin. Nasırlı koca koca eller. Ne yap böyle? Bana kalırsa sen onlarla daha iyi anlaşırdın Martin. Ne yani? Ruth beni beğenmez mi dersin? Tabii canım, beğenmesine beğenir. Her kadın beğenir seni. Yakışıklı bir adamsın. Ama... Evet. Ne de olsa fark var aranızda. Nedir o fark? Ne bileyim ben. Ben ne bileyim canım. Öyle bir laf ettim işte. Dilim varmıyor söylemeye. Ama ben biliyorum senin aklından geçeni. Neymiş o? Benim okumamış bilgisiz oluşum. Hiçbir şeyden doğru dürüst anlamayışım. Oysa o her şeyi biliyor. Dediğin fark bu işte. Sen o eve gitmeseydin daha iyiydi galiba. Niye? Düne kıyasla daha cansız bir adamsın bugün. Bazı şeylerin kaybolmuş gibi geliyor bana. Hiçbir şeyim kaybolmuş değil abla, merak etme sen. O halde bırakalım bu zenginlerden söz etmeyi artık. Hani ne derler, zenginin parası. Benim için önemli olan para değil. Onların yanında söz edemeyecek kadar bilgisiz oluşum. İşte bunu ortadan kaldırmalıyım.
Ancak o zaman beğenir beni. Martin, hoşuma gitmiyor bunlar. Olmayacak şeylere kalkıyorsun. Ancak o zaman. Ancak o zaman. Bıktım bu heriften. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Verdiği kiraları alırken böyle konuşmuyorsun ama. Ne olacaktı ya? Almayacak mıydım? Bedava mı oturacaktı benim evimde? Bu zamanda kimse yapmaz o saflığı hanım. Kimse yapmaz, anladın mı? Peki kirasını da ödediğine göre ne zararı var bu çocuğun sana? Ha? Adam değil adam. Eğer doğru dürüst bir şey olsaydı dükkana alırdım onu. O imkansız işte. Neden imkansız oluyor? Yıllardır özgürlüğe alışmış o. Bakkal çıraklığı yapamaz. Onun yeri ancak denizdir. Zora çalışmaya gelemez desene şuna. Sen öyle kabul et. Tom ayrıldı. Şimdi anlaşıldı. Sen yeni çırak arıyorsun dükkana. Carter'in yanında çalışacakmış. Onu kaybedeceğini söylemiştim sana. Verdiğim para çok azdı. Yine aylarca iyi durdu çocuk. Yarın arabayı benim sürmem gerek. Dükkan ne olacak? Daf mı yani? Sen gelip oturacaksın tabii. Peki ama çamaşırlar. Yarın akşama yetiştirmem gerek. Öbür sabaha yetişse ne olur? Müşterimi kaybederim Bernard. Bir daha da çarşaf getirmezler bana. Para alıyorum onlardan. O halde oturur bu gece yıkar. Fakat... Yeteri kadar konuştuk Gertrud. Yarın sabah dükkana geleceksin benimle. Ben yatmaya gidiyorum. Beşte uyandır beni. Olur. Olur, uyandırırım. Ha, al işte. Martin yıkasın çarşafları bu gece senin için. Ha, ne dersin Martin? Eğer ablam içinse çarşaf da yıkarım Bernard. Ama senin için şu parmağımı olsun suya sokmam. Görürüz Marty. Yakında gelip yalvaracaksın bana. Yalvaracaksın. Sarhoş mu bu? Değil. Çırağı Tom işi bırakmış. Zor durumda tabii. Hem dükkan hem de arabayı sürmek. Desene, ben ona değil de o bana yalvaracak yakında. Yok Martin, yok. Ben gideceğim dükkana. İyi ama sen de evde öteberi yıkıyorsun. Geceleri yapacağım o işi. Kuzum ne diyorsun sen? Zaten ne kadar zayıfsın baksana. Başka çare yok. Nihayet o da kocam. Yardım etmem gerek. Yani şimdi sen bu gece uyumayacak ve yarın sabah da dükkana gideceksin ha? Yine birkaç saat uyuyabilirim herhalde. Bunlar mı yıkanacak olan? Evet onlar. Yarın akşam da gelip alacaklar. Ben yaparım o işi. Hadi git yat sen. Sevgili Martin, olmaz öyle şey. Kadın işi bu. İş iştir abla. Kadına erkeği olmaz bunun. Boşuna konuşuyorsun Martin. Razı olmam buna. Hem de öyle bir razı olursun ki sen de şaşarsın. Olmaz dedim Martin. Dinle beni abla. Şimdi yapacağın tek şey bana sabun kutusunun yerini göstermek. Ondan sonra seni bu odada görmek istemiyorum. Anladın mı? Görmek istemiyorum dedim. Martin. Bitmedi söyleyeceklerim. Aksi halde gidip Bernard'ı bir temiz döveceğim. Bu fırsatla da bütün kinimi çıkaracağım kendisinden ona göre. Yok sakın ha. Son sözüm şu. Kocanı kurtarmak istiyorsan söylediklerimi yaparsın. Tamam mı? Hı? Tamam mı söyle. Cevap ver abla. Aksi halde gidiyorum Bernard'ın yüzünü okşamaya. Peki Martin, peki. Dolabın altındaki kutuda sabun. Ocağın üstünde de sıcak su var. Şöyle. Hadi bakalım. İyi geceler sana. İyi geceler dedim. İyi geceler Martin. Sus Bernard. Yalvarırım sus. Evet. Bir yardımda bulunabilir miyim? Doğrusunu isterseniz bu benim ilk kütüphaneye gelişim. Evet. Bir saattir şu rafların arasında dolaşıyorum. Buranın şöyle bir planı falan yok mudur?
Nerede neyi bulabileceğimi anlamam için. Var tabi. Size vereyim bir tane. Çok iyi olur. Ayrıca ben de yardım edebilirim size. Nasıl bir kitap arıyorsunuz? Nasıl bir kitap mı arıyorum? Yani konusu hakkında bir şey söylerseniz çabuk buluruz sanırım. Bilmem. Acaba roman falan gibi bir şey mi? Dedim ya, bilmiyorum. Bu zor işte. Ne aradığınızı bilmezseniz bulmamıza da imkan olmaz. Aradığımı biliyorum ben. Ne aradığımı biliyorum ama hangisinden başlamam gerektiğini seçmek zor. Şimdi anladım. Siz birkaç kitabı birden alıp öyle okumak istiyorsunuz. Birkaçını değil bayım. Hepsini okumak istiyorum. Hepsini. Neredeyse 3 hafta oluyor sizi görmeyeli. Bugünü de sayarsanız 19 gün bayan Ruth. Daha önce gelirsiniz sanmıştım. Doğrusunu isterseniz hep arzuluyordum gelmeyi ama... Evet. Ne zaman gelmek daha doğru olur onu bulamıyordum bir türlü. Yanılmıyorsam istediğiniz zaman arayabileceğinizi söylemiştim size. Evet bayan Ruth, söylediniz söylemesine ama ne yapayım, sıkıldım işte. Her neyse, şimdi geldiniz ya. Nasıl, bunları okudunuz mu bari? Kitaplar mı? Ha, okudum tabii. İsterseniz birkaç tane daha seçeyim size. Yok, hiç zahmet etmeyin. Yoksa okumaktan vaz mı geçtiniz? Hayır bayan Ruth, vazgeçmedim. Hem artık istesem de vazgeçemem. Bu iyi işte. Şu 2 kitabın bunu size vermiş olması çok güzel bir şey. Hangi 2 kitap? Bunlar işte, benden aldıklarınız. Bunlar mı? Yoksa okumadınız mı Bay Eden? Okudum bayan Ruth, okudum. Hem yalnız onlar değil, şöyle kalıncalarından 4 tane daha koyun onların üstüne. Çok iyi Bay Eden, gerçekten sevindim buna. Ne var ki, aslında sevinilecek bir tarafı yok bunun. Neden? Bir şey anladığım yoktu ondan. Fakat bu... Sabahlara kadar oku Allah oku. Bir de bakıyorum hiçbir şey yok kafamda. Kaç defa duvarlara fırlattım kitapları. Acaba çok mu ağır konuları seçtiniz okumak için? Yok canım, bende iş yok, hepsi bu. Man kafanın biriymiş de. Hiç de değil. Size bir şey söyleyeyim mi bayan Ruth? Ben bazı kelimeleri dahi anlayamıyorum. Hiç duymamışım daha önceden. Hiç. Ama bu herkese olan bir şeydir Bay Eden. Herkesin lisanında bilmediği kelimeler olabilir. Bir sayfada 10-15 tane olmaz herhalde. Bu biraz da okuduğunuz kitaba bağlı. Onun da üstesinden geleceğim. Bir sözlük aldım kendime. Bu kalınlıkta kocaman bir şey. Arada sırada kullandığınız kelimeleri düzeltmemi istemiştiniz değil mi? Elbette. Hem arada sırada değil, her zaman yapın bunu. Peki, az önce bu kalınlıkta dediniz sözlük için. Doğru söylüyorum, o kadar var kalınlığı. Doğru olduğuna şüphem yok Bay Eden. Sadece o sözcüğü hoş gelmiyor kulağa. Onu unutverin gitsin. Hiç kullanmayın konuşurken. Madem iyi bir şey değil, unuturum tabii. Evet, ne diyorduk? Sözlük almıştınız değil mi? Sanıyorum bilmediğiniz kelimeler için epey faydası olur. Benim gibi kalın kafalı için hayır. Deftere yazdığım halde 2. sefer karşılaşınca bir de bakıyorum ki unutmuşum. Hadi yeniden ara, bul, ezberlemek için 10 defa tekrarla. Bazen çatlayacak gibi oluyorum. Gayet iyi anlıyorum sizi. Pek kolay olmayacak tabii. Ne var ki siz bunu yeneceğinize inanıyorsunuz. Önemli olan bu aslında. Elbette yapacağım. Sakın övünüyorum sanmayın bayan Ruth. Fakat beraber yaşadığım insanlardan farklıyım ben. Onlardan daha iyiyim demek istemiyorum. Ama her zaman elime geçen her şeyi okumak hoşuma giderdi benim. Anlıyorum. Buraya sizin eve ilk geldiğimde bazı kitaplarda okuduklarımı gördüm. Sizin annenizde gördüm bunları. Şu evde sizin içinize çektiğiniz hava bile başka. Aslında aramızda hiçbir fark yok Bay Yiğidim. Öyle söylemeyin ne olur. Nasıl yok? Benim havamda sadece sarhoşluk, ev kirası derdi, kavga karışıktı. Siz bunları bilmezsiniz hiç. Zamanla siz de unutacaksınız. Yani demek istemiyorum ki hayatta ağır işlerden, sarhoşluktan başka şeyler de var. Ben onları bulmak istiyorum. Kendime sizin gibi olmak için yol açmam gerek. Bir şey istemek, elde etmeye yaklaşmak demektir. Gerçekten istemeyi kastediyorum tabii. Biliyorum, zor olacak bu. Ama zorlukta kimse yarışamaz benimle. Gece gündüz çalışırım. Soracaktım size. Sözünü ettiğiniz diğer kitapları.
Nereden aldınız onları? Şehir kütüphanesinden. Memuruyla ahbap oldum. İstediğim kadar kitabı veriyor bana. Desenize sizi sevmiş adam. Eğer o olmasaydı hala sizi görmeye gelemezdi. Nasıl yani? Ona sordum. Yeni tanıdığı bir genç kızı bir daha görmek için ne yapması gerektiğini anlattı bana. En doğrusu önceden telefon etmekmiş. Ve siz de bu sabah telefon edebildiniz. Öyle değil mi? Doğrusu öyle tabii. Bakın Bay Aydın, İstediğiniz zaman beni görmeye gelin. Öyle telefon etmenize filan da lüzum yok. Özellikle akşam saatlerinde hep evdeyim. Ya ama böylesi de pek hoş değil herhalde. Nasıl? Yani böyle anneniz ve Arthur evde yokken demek istedim. Biz arkadaşız Bay Aydın. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz buraya. Üstelik sizi bize tanıştıran da abim Arthur. Hiç çekinmenize lüzum yok. Öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Tabii. Demek beni arkadaş olarak görüyorsunuz. Oysa ben... Evet. Pek size arkadaş olacak gibi birisi değilim aslında. Neden? Mesela sizin nezaketliğinizle benimki arasında... Bakın, düzeltecek bir kelime daha bulduk. Yine yanlış bir şey mi söyledim? Evet, sizin nezaketliğiniz dediniz. Oysa... Nezaketiniz demeliydim değil mi? Evet. Ne olur açık söyleyin. Böyle düzelttikçe bana gücenmiyorsunuz değil mi? Yok, hayır hayır. Başkasından olacağına sizden daha iyi öğrenirim ben. Hem hoşuma gidiyor böylesi. Peki o halde... Yalnız bir şey soracağım size. Nedir? Siz de benim değişmemi istiyorsunuz. Hem de en az benim kadar. İstiyorum tabii. Peki ama niçin istiyorsunuz bunu? Bilmem. Size çay getireyim. Tam zamanı çayın. Ne dedin Ruth? Çok değişiyor dedin değil mi? Gerçekten öyle anne. İlk gördüğümüz Martin Eden'la şimdiki arasında çok farklar var. Eminim sen de sezdin bunu. Neyi? Martin'deki değişikliği diyorum. Evet, özellikle kravat takışında belli oluyor bu. Sen ne dersen de ben onu çok farklı buluyorum. Büyük bir hızla ilerliyor hem de. İnsanın senin gibi bir öğretmeni olunca hızla ilerler tabii. Şaka bir yana, ona birçok konuda faydalı olmuyor değilim. Peki Ruth, ne olacak bunun sonu? Neyin sonu anne? Anlayamadım. Yani bu adamı nereye kadar getireceksin? Bu kadar çabalayışınla ne vereceksin ona? Bilmem ama belki de çok şey anne. Zaten benden edinebilecekleri yetmez ki ona. Doymak bilmeyen bir hali var. Oldum olası böylesin sen. Nasıl yani? İnandığın şeyden dönmezsin bir türlü. İnatçı desene şunu anne. Arthur, geldin demek. Geldim anneciğim. Geldim ve epeydir sizi dinliyorum. Kapıyı açık bulunca şu iki cici hanım ne konuşurlar acaba diye durup dinledim sizi. İyi akşamlar Ruth. Nasılsın bakalım? İyiyim Arthur. Ya sen? Bildiğin gibi. Yanılmıyorsam Martin'den söz ediyordunuz annem. Öyle yavrum. Nedense o adamdan konuşurken senin kardeşini anlaşmak kabil olamıyor. Anne ben... Anlaşamazsın tabii. Unuttun mu Martin'i ilk getirdiğim gün nasıl kızmıştı bana? Kızmıştım tabii. Çünkü sen onu bizi eğlendirmek için getirmiştin. İyi ama yavrum, abinin onunla arkadaş olacağını da düşünemezsin herhalde. Ben değil ama Ruth bayağı arkadaş olmuş anne. Sadece yardım ediyorum ona. Hepsi bu. Öyle ya, bir nevi öğretmenlik stajı seninki. Hiç de fena değil aslında. Ruth'a kalırsa her şeyi büyük bir hızla öğreniyormuş. Onun yaşına kadar boş kalmış bir beyni doldurmak pek zor olmaz sanırım. Ancak kapasitesi ne olacak? Nasıl yani? Demek istiyorum ki bir yere geldik de artık hiçbir şey girmez kafasına. O noktayı çatlasa aşamaz. Takılır kalır orada. Yani bu nedenle de onunla uğraşmaya değmez hiç. Sizin söyledikleriniz normal. Hatta normalin altındaki insanlar için. Oysa Martin... Bir dahi. Keşfedilmemiş bir maden. Sana bir şey söyleyeyim Arthur. Onunla meşgul olmak hoşuma gidiyor. Sonuç senin dediğin gibi çıkacak da olsa hoşuma gidiyor. Bir insana yardım etmenin zevkini duyuyorum. Benim için de önemli olan bu. Sevgili Ruth, canım kızım benim. Bu çabalarını gerçekten yararlı olacak bir yere ver. O zaman ben de abin de seninle beraberiz. Ama bu... Evet anne. Bu vahşi bir yaratık. Onu düzelteceğim diye uğraşman da... Dinle beni anne. Her şeyden önce Martin bir vahşi değil.
Sonra... Ruth, bir sokak serserisini bu denli savunman hoşuma gitmiyor. Yanılmıyorsam 6 ay önce bir sokak kavgasına katılmıştın Arthur. Evet evet ama... Seni bu kavgadan kurtaran da o serseri dediğin adamdı. Her neyse çocuklar, her neyse. Kapatalım bu konuyu artık. Zaten öyle olacak anne. Ben odama gidiyorum. Keşke hiç getirmeseydin bu adamı evimize. Niye anne? Ruth'un bu denli üstüne düşüşü canımı sıkıyor. Bana kalırsa endişen çok yersiz anneciğim. Yersiz mi? Görmüyor musun Arthur? Laf söyletmiyor ona. Senin aklından geçenleri çok iyi anlıyorum. Ne var ki bunlar olacak şeyler değil. Peki ama. Dinle beni. Ruth'un nasıl bir kız olduğunu sen daha iyi bilirsin. Onun için bu adam bir yenilik anne. Garip bir kişi. Başka bir şey değil. Ne olursa olsun. Sevmedim ben bu yeniliği. Martin'i vahşi bulduğunu söylüyordun değil mi? Öyle tabii. Ruth için de önemli olan bu işte anne. Onun gibi bir adamı adeta kuzulaşmış halde görmek hoşuna gidiyor. Bunu kendisinin yaptığını bilerek de gururlanıyor tabii. Yani? Yanisi şu anneciğim. Her insandaki yabaniyi ehlileştirme güdüsü bu. Sonra Martin'de büyük bir değişme olduğunu da kabul etmemiz gerek tabii. Bunun 10 değil 100 misi değişmiş olsa... Ruth'la onu bir arada düşünemem Arthur. Zaten böyle bir şey düşünmenin için sebep de yok anneciğim. Ne diye değişmesinden söz ediyor o halde? Ruth'un bu değişmede kendi payını gördükçe hoşlandığını söylemek istiyorum, o kadar. Biliyor musun Arthur? Siz küçükken büyüdüğünüzde rahat edeceğimi sanırdım. Oysa hiç bitmiyor derdiniz. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar Martin, hoş geldin. Biliyor musun sen? Sen dünyanın en tatlı kadınısın. Haberin var mıydı bundan? Ne güldün öyle? Bana dünyanın en tatlı kadını dedin de ona güldüm Martin. Değil misin yani? Bilmem, belki daha tatlıları vardır diye düşündüm de. Sen yok musun sen? Ruth'u kastediyorsun değil mi? Öyle tabii. Onu göreli beri, yani şöyle böyle 6 aylık bir zamandır çok değiştin sen. Bir okumadır tutturdun. Oysa ben istesem benim için bir satır bile okumazdın. Kıskançlık ha? Hiç de değil. Canım ablam benim. Onun gibisi senin kardeşinin yüzüne bile bakmaz aslında. Ah, nedenmiş o? Aslan gibi bir erkeksin sen. Yüzüne bakmazmış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ruth bende olan değişmeden hoşlanıyor. Bana verebildiklerini seviyor o. Oysa ben... Evet sen. Ben ondan hoşlandığım için, onun da benden hoşlanmasını istediğim için değişmeye çalışıyorum. Pek anlayamadım galiba Martin. Biraz karışık gibi geldi söylediklerim bana. Her neyse ablacığım, sen bırak bunları da benim için dünyanın en tatlı kadını olduğunu kabul et. Peki öyle olsun bakalım. Ruth benden sonra geliyor demek. Anlaşıldı. Senin elinden kurtuluş yok. En iyisi açıkça söylemek. Onu seviyorum abla. İşte bu hiç iyi değil Martin. Ama kendisine söylemiş değilim bunu. Sen istediğin kadar söyleme Martin. Anlar, mutlak anlar. Neticede o da kadın değil mi? Sezecektir elbet. Diyelim ki sezdi, ne olur? Söylesene ne olur? Onlarla bizim aramızdaki fark çok büyük Martin. Sen de biliyorsun bunu. Anladık, biliyorum. Hepsini biliyorum ama peki ne var bunda? Bu farkı onun ağzından duymak ister misin Martin? Elle tutulur bir şey olsa, elle tutulur bir şey olsa parça parça edeceğim bu farkı. Yok edeceğim. Yok edeceğim. Bu akşam oldukça geç kaldım galiba. Neden? Yemek zamanı geçeli bir hayli oldu bayan. Olsun, ne önemi var? Doğrusunu isterseniz bence hiçbir önemi yok. Ancak... Evet. Yanılmıyorsam anneniz içeride bekliyor sizi. Yemek odanızda. Hiç önemi yok. Sizinle konuşmak daha hoşuma gidiyor. Yemeği nasıl olsa yerim. Çok teşekkür ederim bayan Ruth. Bu gelişim hiç de vakitli değil aslında. Ne var ki size veda etmek için geldim. Anlayamadım. Denize çıkacağım da. Denize mi? Evet. Peki ama neden? Birçok sebepleri var. Nasıl sebepler? Her şeyden önce para kazanmam gerek. Sonra... Şart mı denize çıkmak? Karada çalışıp kazanamaz mısınız o parayı? Şart değil tabii. Liman işçiliği de yapabilirim. O da fena para getirmez. Ancak ben şöyle bir de kendi kafamı dinleyeyim istiyorum. Anlıyorum. Denize alışmış bir insansınız siz.
En rahat edebileceğiniz yer yine orası. O da doğru. Oysa ben kitapların size her şeyi verebileceğini sanmıştım. Yanıma birçok kitap alacağım zaten. Ancak ilerisi için de paraya ihtiyacım var. Ben size biraz borç versem zamanla ödersiniz bana. Bu hiç olmaz işte. En sıkışık zamanımda bile kadınlardan para almadım ben. Yani demek istiyorum ki ben... Her neyse önemi yok Bay Martin. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bu işin en hoşuma gidecek tarafı da şu kravattan kurtulmak olacak. Peki ya dönüşünüz? Çok sürer mi bu denizde kalmak? Şimdiden bir şey söyleyemem. Ama herhalde bir yıl filan. Bu sürede benim için yeter zaten. Bir yıl mı? Oh, çok uzun. Eğer izin verirseniz size kart atarım. Elbette. Çok memnun olurum. Herhalde Arthur'u göremeden gideceğim. Kendisine selamımı söylersiniz değil mi? Tabii söylerim. O da üzülecek sizi göremediğini. Artık da... Anneme haber vereyim. Hiç zahmet etmeyin ne olur. Sadece uzun bir süre için gittiğimi söyleyin yeter. Peki Bay Martin. Nasıl isterseniz. Sizden bir isteğim var. Yaparsınız değil mi? Nedir? Artık bu bay sözünü kaldırın ne olur. Aslında hiç alışık değilim işitmeye. Sadece Martin deyin bana. Peki Martin. Oldu işte. En güzeli bu. Siz de bana Ruth deyin. Yalnız Ruth. Ruth. Dediğiniz gibi böylesi daha candan, daha samimi. Size birkaç kitap verecektim. Biliyor musunuz? Sizin gibi olabilmek çok iyi. Nasıl yani? Hiç kimseye bir bağlılığınız yok. Gönlünüzü esince denize çıkabiliyorsunuz. Hem de epey uzun bir süre için. Bir yıl uzun bir süre mi Ruth? Bence öyle. Kitaplar bunlar işte. Boş zamanlarınızda okursunuz onları. Çok teşekkür ederim. Artık kalksam iyi olacak. Biraz daha. Hiç olmazsa 5 dakika daha oturun. Hem ne zaman yola çıkacağınızı ve nerelere gideceğinizi anlatmadınız henüz. Salı sabahı saat 4'te önce Avustralya'ya. Orada yükümüzü boşaltacağız. Gerisi alacağımız diğer işlere bağlı. Genel olarak doğuda geçecek zamanımız. Önceden gördüğüm yerler olduğundan benim için korkunç değil aslında. Bir de bu Pasifik için sakin deniz derler. Neresi sakin bunun? Köprü üstünden inene kadar sucuk gibi oldum. İlk çıkışın mı? Anlamadım. Denize diyorum. Denize ilk çıkışın mı? Denize mi? Hı. Pek hoşuna gitmişe benzemiyor da. Ne diyorsun sen be? 2 yıldır deniz çiğniyorum ben, anladın mı? 2 yıldır. Anlamıştım zaten. Pek acemisin henüz. Dikkat et, tepem atıyor ha. Bak dostum, daha aylarca şu kamerayı paylaşacağız seninle. Eğer ambarda yatmak istemiyorsan benimle iyi geçinmeye çalış. Bak hele şuna. Demek beni gözün kesti senin ha? Hiç şüphen olmasın ahbap. Hem öyle kesti ki o külbastı kulaklarını koparıp eline verebilirim. Sözlerine dikkat et Martin, dikkat et. Aksi halde o deli saçması kitaplarını kafanda parçalayacağım. Anlaşılan sen yalnız kulaklarından değil yüzünün şeklinden de pek hoşlanmıyorsun galiba. Sardık be, kes. Karışmam yoksa. Dinle beni. Kitaplarıma dokunmaya kalkarsan anan görse tanımlayacak hale sokarım seni. Sen ne sanıyorsun kendine? Ne sanıyorsun? Al işte. Al bakalım. Bırak onları. Al işte. Bırak onları diyorum sana. Bırak kolumu. Eğer istiyorsan bir daha dene bunu. Öldürürüm seni, öldürürüm, anladın mı? Söyle, anladın mı? Anladım. Bırak kolumu. Domuz gibisin. Sen de pek fena sayılmazsın. Bana bak. Kaldır o kitapları yerden. Sana söylüyorum, kaldır onları. Evet.
Bundan sonra bir şartla elini sürebilirsin onlara. İstemem, lanet olsun. Yalnız bir şartla. İnsan gibi okumak için, anladın mı? Daha doğrusu okuyup da biraz daha insanlaşabilmek için. Alo, buyurunuz efendim. Evet. Ne? Martin. Martin, sen döndün demek. Oh, çok sevindim. Çok tabii. Ne dedin? Buraya mı? Ne zaman istersen. Tabii Martin. Çabuk ama, çok çabuk. Bekliyorum. Oh, anne. Anne, Martin gelmiş. Martin. Aslına bakarsanız hiç beklemiyordum sizi. Haklısınız. Son bir iki ay içinde size hiç yazamadım. Biliyor musunuz? Hiç de az değil geçen zaman. Tam 8 ay oldu. Eğer Hong Kong'da gemimi değiştirmeseydim pek dönemezdim herhalde. Sanırım istediğiniz parayı da biriktirdiniz Bay Martin. Doğrusu şimdiki durumum pek fena sayılmaz. Herhalde uzun süre denize çıkmadan ve sadece okuyarak vakit geçirebilirim. Peki bu 8 ay nasıl geçti? Okuyabildiniz mi bari? Oldukça. Size nasıl geliyor? Dilimi biraz daha düzeltebilmiş miyim bari? Elbette. Siz her şeyde büyük bir hızla ilerliyorsunuz. Bu iyi işte. Eğer öyleysem her istediğimde çabucak benim olacak demektir. Çok şeyler mi istiyorsunuz Bay Martin? Ben mi? Ya, ama bazı istediklerim var tabii. Bunların ne olduğunu sorsam kızar mısınız? Yok canım. Niye kızacakmış? Hemen söyleyeyim size. İlk isteğim... sizin telefondaki gibi olmanızı istiyorum. Anlayamadım. Bu sabah telefon ettiğimde bana sen diye hitap etmiştiniz. Bilseniz nasıl hoşuma gitmişti bu. Sen mi dedim? Hiç hatırlayamıyorum. Evet evet. Dedim ya, bu benim çok hoşuma gitmişti. Ve hep öyle konuşun istiyorum. Peki Martin. Ama ben de aynı şeyi isterim. Artık aramızda siz diye bir sözcük olmasın. Yalnız bu benim için pek iyi değil sanırım. Neden Martin? Henüz doğru dürüst konuşamadığım meydanda bir de böyle serbestleşiverirsem. Ne bileyim işte, sanki bir şeyler fark edermiş gibi geliyor bana. Aslında benim için böylesi daha kolay ama. Bunun üzerinde daha fazla durmak yersiz. Şimdi sen anlat bakalım, nasıl oldu da gemini değiştirip erken dönebildin? Her şeyden önce 8. aydan sonrasını çekemeyeceğimi anlamıştım. Hong Kong'a son gelişimizde Amerika'ya dönecek bir başka gemiye tayfa arandığını öğrendim. Bizim kaptanı kandırmak hiç de zor olmadı. O zaman gemiye... Ömürsün Gertrude. Sahiden bu iş sizin bir şeyler olacağını mı sanıyorsun ha? Ondan adam olur mu be? Hiçbir işe yaramaz o. Hiçbir işe. Yarar veya yaramaz. Sana hiçbir zararı yok onun. Parasını verip oturuyor şurada. Çok doğru söyledin karıcığım. Oturuyor. Sadece oturuyor. Hem de 2 aydır oturuyor. 8 ay denizlerde dolaştı Bernard. Kolay değil. 8 ay bu. Hem cebinde parası olduktan sonra 2 ay değil 10 ay oturur isterse. Ne yaparsa yapsın. Sanki umurumda mıydı benim? Ben alacağım parayı düşünürüm. Gerisi vız gelir bana. O halde kes sesini ve otur sen de. Sonra şunu da unutma ki sana verdiği parayla nerede olsa bir oda bulur o. Ya öyle mi? Sabahlara kadar yaktığı elektriğin ücretini almadım diye mi söylüyorsun bunu? Ama bundan sonra onu da alacağım. İyi akşamlar Bernard. Biz de şimdi senden konuşuyorduk Martin. İyi akşamlar dedim Bernard. Sana kaç defadır söyledim bana Bernard deme diye. Arkadaşın değilim ben. Eniştenim. Kardeşinin kocası, anladın mı? Ne adamsın sen be. Bir kere de iyi olmayı denesen. Bak bakalım ne olacak. Ha? Belki de hoşuna gider. Kötü olan sensin. Geldin geleli ne iş yaptığını söylesene bana. Ha? Ne iş yaptın?
Erkek dediğin çalışır be. Bana bak, susacak mısın yoksa susturayım mı seni? Martin, rica ederim, yeter artık. Zaten gidiyorum hala. Şunları postaya verip biraz da dolaşacağım. Hoşça kal. Güle güle Martin, güle güle. Yine bir takım acayip işler döndürüyor bu herif. Onu da nereden çıkardın Bernard? Neydi o elindekiler? Zarfları mı söylüyorsun? Ne bileyim ben canım, postaya vereceğini söylediği şeyler işte. Bazı gazetelere yazı gönderiyor. Herhalde onlardan olacak. Efendim? Yazı mı gönderiyor? Gazetelere? Yani bu... Evet, çarşambadan beri devamlı olarak yazıyor. Ne e'si canım? Yazdıklarını da gönderiyor işte. Kuzum, ne oluyor sana? Bana bak Gertrude, bu oğlan deli, zır deli bu. Ama sen de aynı derecede sapsın. Hem de kocaman bir sap. Ya hangi gazete basar bunun yazdığını be? Hangi gazete basar? Yine bir şey yok değil mi abla? Yok Martin. Az önce baktım kutuya. Ama belki öğleden sonraki postadan bir şey çıkar. Hiç sanmıyorum. Belki de okumadan yırtıp atıyorlar hepsini. Ama hepsi de ne kadar güzeldi yazılarının. Hele o son hikaye. Deli bu herif Gertrude, deli. Ya hiç akıl yok mu sende? Hangi gazete basar bunun yazdığını be? Hangi gazete? Niçin daha önce hiç bahsetmedin bundan? İstedim ki bir gazete olsun bassın da sana sürpriz yapayım, ama olmadı işte. Basmadı hiçbiri. Martin, gücenme ama bu iş için oldukça erken sanırım. Hangi iş? Yazı yazman. Biraz acele ettin gibi geliyor bana. Niye acele olsun Arthur? İçimden yazmak gelirse bunun erkeni geçiyor olur mu? Fakat yazmak için çok okumak lazım Martin. Çok çok okumak lazım. Evet evet. O söyleyemeyecek herhalde. Ama ben anlatayım dostum, ben anlatayım sana. Çok okuyan her insan bir noktaya gelince yazmak ister. Çok tabii bir şey bu. İnsan aldıkça aldıkça öyle bir hale geliyor ki artık vereyim istiyor. O halde? Fakat sen... Bilmem ki nasıl anlatayım. Bence bunun için çok erken daha. Anlıyorum. Açık konuşalım Martin. Şunun şurasında 2 yıldır doğru dürüst şeyler okumaya başladım. Yani henüz verecek kadar bir şey almadım değil mi? Onu demek istiyorsunuz. Yalnız şunu bil ki ben okumaya başlayalı 2 yıldan epey fazla oldu Arthur. Yok canım, biz tanışalı... Tanışalı 2 yıl oldu olmasına, orası doğru. Ama bu 2 yılın gecelerini düşünün. Herkesin uyuduğu saatlerde ben okuyordum Arthur. Hala da okuyorum. Biliyorum, biliyorum. Aslında haklı olan sizsiniz. Benimki basit bir özentiden ileri gitmeyecek belki de. Daha fazla okursun Martin. Birkaç yıl sonra da yazmaya başlarsın. O zaman daha da güçlü olursun yazmak için. Ben artık gideyim. Dükkanlar kapanmadan o baş belasını da geri vereyim. Neymiş o baş belası? Daktilo makinesi. Yazılarım için kiralamıştım. Boşu boşuna para vermenin hiçbir gereği yok aslında. Hadi iyi akşamlar. Şey, cumartesi geleceksin değil mi Martin? Konferansa gitmek için değil mi? Geleceğim Ruth. Geleceğim tabii. Aklını kaçırmış bu. Aklını kaçırmış. Kuzum ne sanıyor kendisini? Bayağı da ümitlenmiş hani. Ay ne kadar güç tuttum kendim. Az kalsın onun yanında basacaktım kahkahayı. Biliyor musun? Bugün bir hayli şıksın Martin. Ben? Bu elbise var ya bu. Bu benim ilk ısmarlama elbisem Ruth. Tam 3 defa provaya gittim bunun için. O provalarda öyle can sıkıcı şey ki. Ne olursa olsun Martin. Hoşuma gidiyor seni böyle görmek. Bana kalırsa hoşuna giden ben değilim Ruth. Ben de istediğin şeyleri görmek. Anlamadım. 2 yıl önce nasıl bir adamdım biliyorsun. Oysa şimdi oldukça farklıyım öyle değil mi? Hem de bir hayli. Bütün bunları sen yaptın Ruth.
değişmemin tek nedeni sensin. Bunu kabul etmiyorum Martin. Sen kendi arzunla, kendi gücünle yapıyorsun hepsini. Peki bu gücü nereden alıyorum acaba? Hı? Hiç onu düşündün mü? Otobüse binmediğimiz iyi oldu değil mi? Hava çok güzelmiş. Bana kalsa hava yağmurlu da olsa otobüse binmem. Sen yorulacaksın diye teklif etmiştim. İyi akşamlar. Ne diyecektim? Hoş bir kızdı. Efendim? Hoş bir kızdı dedim. Kim? Az önce selam verdiğin. O mu? Bilmem. Hoştur belki de. Karşıya geçelim mi? Martin, senin ne sevgilinim ne de nişanlım. Böyle telaşa kapılman yersiz. Telaş mı dedin? Yok. Niye telaşa kapılayım? Martin. Efendim? Herhalde epey kız arkadaşın vardır senin. Ruth. Evet. Biz bir konferansa gidiyoruz değil mi? Sanırım ki öyle. Konusu nedir? Bilmem. Peki kim verecek bu konferansı? Bilmem. Peki biz ne maksatla çıktık evden? Konferansa gitmek için tabii. Bundan emin misin Ruhat? Bilmem. Hiç de hoş bir şey değildi bu yaptığın Ruth. Onunla konferansa gitmemde hiçbir kötülük görmüyorum anne. Ailemizi tanıyanlardan birinin seni bu vahşiyle görmesinin hiç önemi yok demek. Çok rica ederim, ona vahşi deme anne. Tanıdığımız birçok kibar görünenlerden daha iyi bir insan o. Sonra onunla gitmemi istemiyorsan neden daha önce söylemedin bana? İstedim ki bunu kendin göresin. Bence hiç de kötü bir şey yok ortada. Sadece onun kültürüne yardım ediyorum o kadar. Kültürüne yardım? Bu adama neden kültüre ihtiyacı var acaba? Hiç düşündün mü bunu? Kuzum neler söylüyorsun anne? Kültüre ihtiyacın nedeni olur mu hiç? Dinle beni Ruth. Abinin söylediğine göre yazmaya başlamış Martin. Bir özenti sadece. Bir özenti ama sağlam bir özenti. Pek anlayamadım galiba. Yoksa onun yazdıklarının kabul edilebileceğini mi sanıyorsun? O kadar da saf değilim kızım. Martin'in bir şey olacağını ümit etsem endişelerim ortadan kalkardı. O halde... Onu bu türlü denemelere götüren nedir hiç düşündün mü? Ne bileyim ben anne. Yavrum çok gençsin. Bazı şeyleri ben senden daha iyi görürüm. Elbette. Martin'in tek amacı var Ruth. Seninle arasındaki mesafeyi kapamak. Çünkü seviyor seni. Böyle bir şey olmaz anne. Olmasın yavrum, olmasın canım kızım. Zira ne yapsa ne etse senin seviyene gelemez. Benim senden tek isteğim ona karşı zayıf olma. Zayıf olma. Geldin Marty. Ev için anahtarı be. Güç açtım sokak kapısını. Dönmüyor bir türlü. Dönmüyor. Marty, sarhoşsun sen. Değilim. Amma yaptın Gertrude. Sarhoş olan böyle dimdik durabilir mi hiç? Hı? Sadece kapıyı açamamış çocuk. Neredeyse yıkılacaksın be. Şu haline bak. Sana izin verirsen bana hitap edebilirsin Merna. O izni de vermiyorum. Kapa çeneni. Otur Martin. Otur şöyle de sana bir kahve yapayım. Niye içtin bu kadar? İstemem. Kahve filan istemem ben. Yine eskiye döndün demek. Kapa çeneni dedim. Ne olur başlamayın yine. Abla. Evet Martin. İki aydır basılmadı. Her sabah belki bugün diyorum. Yok. Ertesi gün. Ya sen deli misin be? Sen nesin ki senin yazdığını bassınlar gazeteye? Bana bak bana. Böyle gidersen sonunda tımarhaneye girersin ha. Bernard. Bu beğendim işte. İlk defa doğru dost doğru bir laf ettim Bernard. Ben neyim ki ha? Aferin sana be.
Bazen iyi konuşuyorsun ha. Ben neyim ha? Ben neyim ha? Söylesene ben neyim? Ha? Ben neyim ha? Martin. Hadi canım git yat artık. Epey fazla içmişsin. Bana bak Gertrude. Söyle bu herife bir daha böyle gelmesin eve. Ağır değil burası. 2 yıldır ağzına içki koymuyordu Bernard. Sen de biliyorsun. Onun gibisi içkiyi bırakabilir mi sanıyorsun? Nesin sen be? Nesin, söylesene? Yine başladı, yine başladı. Deli olacağım be. Git bak şu herife. Söyle sussun artık, sussun. Bir dakika Bernard, bir dakika, ne oldu? Sen de. Biraz beni denedin ha? Amma da güzel ettin ha? Ha? Söylesene. Aynada kendisiyle konuşuyor Bernard. Yakında oynatır bu. Ay, göresene be. Göresene neyim var da? Neyim var da senin yazışan? Güzel yaratmak istedim. Göresene ne diyor güzellik? Tanrım, tanrım, tanrım. Sabır ver bana, sabır. Zavallı Martin. Göresene neymiş güzellik ha? Senin yaratıcın, ha? Senin yaratıcın, ha? Bak kafalı, bak kafalı. Martin. Kırdı, aynayı kırdı. Öldüreceğim bu herifi, öldüreceğim. Sonra da vurup parçalamışım aynayı. Ellerinle tabii. Herhalde. Ne herhaldesi Martin? Aksi halde iki elinde böyle sargılı olmazdı sanırım. Ruth. Ne olur bundan bahsetmeyelim artık. Peki ama ne vardı bütün bunları yapacak? Çok rica ediyorum, ne olur Ruth. Oldu bir kere, unutalım artık. Çok kanadı mı? Anlamadım. Ellerini diyorum. Çok kanadı mı kesilince? Yok canım, hiç kanamadı. Niye sardın o halde? Şey, yani biraz kanadı demek istedim. Azıcık. Peki ama neden Martin? Neden yaptın bunu? Ruth, bir el kesilmesi bu kadar önemli değil sanırım. Seni sıkıyorum değil mi? Hiç de değil. Senden sıkılmam ben. Ne var ki? Evet. Dinle beni. Nasıl okuduğumu biliyorsun. 2 yıldır devam ediyor bu. Bir ara içimden yazmak geldi. Denedim... Bir şeyler yapabildiğimi de sandım. Oysa ben bu işin başında bile değilmişim henüz. İyi ama yazmak bambaşka bir şey Martin. Herkes yapamaz bunu. Peki sen denedin mi hiç? Niye? Yazı yazmayı mı? Evet. Yok, denemedim. Az önce de söyledim Martin. Bunu herkes yapamaz zaten. Kabul ediyorum Ruth. Doğru söylüyorsun. Herkes yapamaz. Ben de yaptım veya yapacağım demiyorum aslında. O halde. Yapmak istiyordum Ruth. İstiyordum, hepsi bu kadar. Ah, ne güzel okumaya vermiştin kendini. Merak etme. Yine aynı hızla okuyorum. Yazmak için çabaladığım zaman da okumayı bırakmamıştım zaten. Belki ileride yazabilirsin yine. Bu konuda biraz acele ettim değil mi? Aldırma Ruth. Bir özentiydi o. Geldi ve geçti. Bu sırada biraz zayıfladın Martin. Farkındasın herhalde. Yok canım, gayet iyi hissediyorum kendimi. Geceleri ne kadar uyuyorsun? Bazen 3, bazen 4 saat. Her gece mi? Öyle tabii. Oh, çok fazla değil mi? Hangisi çok olan? Okumak mı, uyumak mı? Bırak şakayı şimdi. Gerçekten iyi değil uykusuzluk. Benim için başka çare yok Ruth. Mecburum böyle yapmaya. Anlıyorum, anlıyorum. Bir kere başladın artık, bırakmak istemiyorsun tabii. Çok şey var Ruth. Çok şey var öğrenmem gereken. Aslına bakarsan bu hiçbir zaman bitmeyecek Martin. Her gün öğrenebilecek yeni şeyler bulacaksın. Onları öğrenirken daha da başkaları çıkacak karşına. Bu hep böyle gidecek. Doğru tabii. Ancak bu hoşuma gidiyor benim. Tek sıkıntım zaman. Günler o kadar kısa ki yetmiyor Ruth. Hiç yetmiyor hem de.
sana biraz. İş arıyorsun galiba. Arıyorum. Ne olacak? Biraz evvel iş bulma kurumundan çıkarken gördüm seni. Evet. Bana göre bir iş olmadığını söylediler. Sen bakma onlara. Ben de yanımda çalışacak bir adam istedim. Aynı şekilde atlattılar beni de. Ne iş yaparsın sen? Ben mi? Her işi yaparım. Her türlü ağır işi. Güzel. Benimle çalışmak ister misin? Ne iş yapacağız? Eğer anlaşırsak iyi para da var bu işte. Hele ne yapacağımızı söyle bakalım da ona göre. Hot Springs otelini biliyor musun? Evet. İşte o otelin çamaşırhanesinde çalışacaksın. Ne dedin? Çamaşırhane mi? Evet. Ufak bir şey ama işi çok oluyor. Yani orada çamaşır mı yıkayacağım ben? Yalnız yıkama değil. Ütüleyeceksin de. Ama bunlar için makineler var tabii. Ne diyeyim bilmem ki. Daha önce hiç böyle bir işte çalışmadım. Ben öğreteceğim sana. Eğer istersen tabii. Parası ne bunun? İkimiz için $100 veriyorlar. Ben usta olduğum için $60 alıyorum. 40 da bana kalacak öyle mi? Bu söylediğim işi bilen birisi için. Başlangıçta senin yapman gereken birçok işi ben yapacağım. Acemisin çünkü. $30 veririm sana. Ne dersin? 70'i senin, 30'u benim oluyor öyle mi? Kendi payına düşen işi yapmaya başladığında onu 40'a çıkarırız. Bak unutuyordum. Yemekler otelden. Bedava tabii. Bir de şöyle ufak bir odan olacak. Bana bak arkadaş. Sen benimle alay etmiyorsun ya. Hoşuna gitti bakıyorum. Demek anlaştık. Evet tamam bu iş. Yalnız sana bir şey soracağım. Biraz avans verebilir misin? Avans mı? Daha işe başlamadan para istiyorsun yani. Buna mecbur olmasam işi aramazdım. Pansiyon kirasını ödeyince meteliksiz kalacağım. Pansiyon mu dedin? Boş ver canım, takıver gitsin. Yapamam. Sen biraz fazla namuslusun galiba. Yapamam çünkü borcum kız kardeşime. Kız kardeşine mi? Onun evinde mi oturuyorsun? Evet. Yani kirayla oturuyorsun. Kocasına veriyorum kirayı. Evet. Aslına bakarsan bende de pek para yok. Daha doğrusu var da vermek istemiyorum. Herhalde bana güvenmediğinden. Saçmalama. Öyle bir şey olsa seni işe almak için bu kadar ısrar eder miydim? O halde. Bütün hafta deli gibi çalıştım. Tek izinli günüm bu. Şimdi de sen çıkmış. Kusura bakma ama başka çarem de yok. Her neyse, başka birisini bulursun nasıl olsa. Dur bakalım, dur. Biraz da huysuz bir şeysin galiba. Söylesene kaç para yeter sana? Getireceğim eşyalarım filan da var. Şöyle bir $10 işimi görür. Ne yapalım? 3, 2 de bu, 5. 5 de bu, 10. Al bakalım. Teşekkür ederim. Meraklanma, en kısa zamanda öderim bunu. Anladık, ödeyeceksin tabii. Yarın akşam saat 7'den önce otelde ol. Çamaşırhan arka taraftadır. Akşama kalmam, öğleden sonra oradayım. Nasıl istersen. Hadi şimdilik hoşça kal. Güle. Adın neydi senin? Eden. Martin Eden. Ya seninki? Joe Dawson. Buna mecburdum abla. Param kalmadı. Hiçbir gemide de iş bulamadım. Daha başka türlü bir şey bulabilirdim Martin. Gündüzleri gider, akşamları yine buraya gelirdi. Yok abla, böylesi daha iyi. Bu sefer de değişik bir iş yapacağım. Özellikle bana ait bir oda vermeleri çok iyi. İstediğim gibi çalışırım. Peki, ne yapabilirim? Madem bu kadar istiyorsun. Hadi bakalım, şimdi yardım et bana. Yardım et de şu kitapları ve çamaşırlarımı toplayalım. Demek beğendin odanı ha? Ne diyorsun? Mükemmel bir yer benim için. Aslına bakarsan beğenip beğenmemenin hiçbir önemi yok. Neden? İş bitip de buraya geldiğinde bir ölüden farkın olmayacak. O da güzelmiş, çirkinmiş, görmez gözün. Desene, epey ağır işimiz. Oldukça. Günde 14 saat çalışacaksın. Ben aldırmam öyle iş ağırlığına filan. Ömrümce hep ağır işlerde çalıştım. Mesele yok o halde. Şu benim kutuları da açıp yerleştirmeli yavaş yavaş. Ben de onu soracaktım sana. Ne var bunların içinde? Kitap.
Ne dedin? Kitap mı var? Kitap demek. Peki ne yapıyorsun bunları? Okuyorum tabii. Burada pek vaktin olmayacak okumaya. Sen merak etme Joe. Ben yine ne yapar eder okurum onları. Hepsi senin mi bunların? Bunlar bana ait olanlar. Ayrıca zaman zaman gider kütüphaneden de alırım. Her neyse. Akşam yemeği otelin mutfağında yenir. Saat 7'de seni alır götürürüm. Olur Joe. Sen yukarı çıkma hiç. Aşağıdan seslenir ben inerim. Başaracaksın Martin. Çok iyi sarıldın işe. Beğendin demek. Elbette. Böyle giderse sadece bir ay alırsın $30. İkinci ay 40'a kavuşursun. Ha, bu iyi haber işte. Hemen yatmayacaksan benim odada birer kadeh. Hayır Joe. Teşekkür ederim. Gerçi yatmayacağım ama hiç vaktim yok. Bir yere mi gideceksin? Bu saatten sonra nereye giderim? Çalışacağım biraz. Ha, anladım. Şu kitaplar yine ha? Evet Joe. Üniversiteye falan mı gideceksin yoksa? Canım. Lise mezunu bile değilim ben. Peki neden bütün vaktini bunlara veriyorsun? Bu kitaplara. Ben de sana bir şey sorayım. Hiç şöyle... şöyle doğru dürüst bir kızla arkadaşlık ettin mi? Ha, elbette ettim. Sen benim Linda'yı görsen... Ya canım öyle demiyorum. Şöyle üniversitede okuyan... kültürlü... zengin bir ailenin kızı filan. Doğrusunu istersen hayır tabii. Hem öylesi bizim gibilere yüz verir mi Martin? Peki ya öyle bir kızı sevseydin? Nasıl yani? Demek istiyorum ki aşık olsaydın öyle bir kıza. Aşık mı? Kuzum neler söylüyorsun sen Martin? Ben aşık. Deli miyim ben be? Deli miyim aşık olayım? Hey, bana baksana sen. Yoksa sen... sen aşık mısın böyle birine? Evet Joe. Bütün bu didinmem de onun için. Aramızdaki fark çok büyük. Demek öyle. Bunu sevmedim Martin. Sevmedim, hoşuma gitmedi hiç. Çekilir şey değil bu be. Nedense iki kişi daha getirip şu yükü hafifletemezler. Böyle çırpınır dururuz biz de. Hiç ümitlenme. Patron bu işe ayda $100 ayırmış bir kere. Dünyada 101'e çıkmaz. Her şey bir yana, bir de şu gömlek kovalamak yok mu? Deli olacağım neredeyse. Bizim gemilerde çalışmak 100 defa daha iyidir bundan. Senin durumun başka tabii. İş buldun mu çeker gidersin bir gemiye. Oysa ben... ben bundan gayrı hiçbir işten anlamam. Joe, asıl canımı sıkan ne biliyor musun? Ne? Burada 2 ayım hemen hemen boşuna geçti. Hiç doğru dürüst okuyamadım. Bunun böyle olacağını söylemiştim sana. Oysa ortam tam istediğim gibi. Günde 3 öğün yemekte karnım doyuyor. Bana ait bir odam var ama... Gücün yok okumaya, gücün. Burada aldıklarına karşılık öyle şeyler veriyorsun ki... aldıkların da işine yaramıyor. Aslında ben ağır işe ve uykusuzluğa alışkınım. Fakat buradaki ağır iş değil herhalde Joe. Bambaşka bir şey bu. Öldürücü bir yorgunluk oluyor işte. Bir de diğer yönü var bunun. O da ağır geliyor bana. Şu kendi giydiği çamaşırı bile yıkamak zorunda olmayanlar. Bayağı içerliyorum onlara da. Kıskanıyorsun Martin. Kıskanıyorsun. Her neyse. Şimdi söyle bakalım ne yapıyorsun bu gece? Ben mi? Sen tabii. Ne gülüyorsun kuzum? 2 aydır bu soruyu ben sana soruyordum. İlk defa senden duyunca pek hoşuma gitti. Gideceksin değil mi? Elbette Martin. Çalışırken tek kuvvet aldığım şey o. Esaslı bir kuvvet kaynağı seninki. Ne yapacaksın? Alışmışım bir kere. Bu gece ben de geliyorum Joe. Doğrusunu istersen çok sevinirim buna. Yalnız bir şartım var. Benim misafirim olacaksın, tamam mı? Kabul ederim ama bir dahaki sefere de ben ısmarlayacağım. Oldu bu iş. Evet, şeyi söylüyordum. Şu gazetelere gönderdiğin yazıları.
Hiçbirini basmadılar Joe. Oysa kendimden emindim bilsen. Belki de ellerine geçmemiştir. Hiçbirisi mi geçmedi Joe? En aşağı 10 yazı gönderdim. Hiçbiri mi geçmedi ellerine? Boş ver Martin. İsterlerse bassınlar. İleride anlarlar senin ne olduğunu. Adam sen de. Dediğin gibi en iyisi boş vermek. Hadi birer tane daha için. Tabii. Hey garson. Garson. Tazele bakalım şunları. Biliyor musun Martin? Sen gelmeden hiç aldırış ettiğim yoktu bunlara. Kaderim bu benim deyip didinir dururdum. Bakıma haklısın Joe. Ben de inanırım kadere. Eğer içkiye vurmasam keçileri kaçırırım ben. Yakarım burasını. Hem yalnız burayı değil oteli de yakarım, oteli de. Patronla bir konuşsan Joe. Hı? Belki arttırır maaşını. Niye yalnız benimki? Senin maaşını da arttırsın. Biz ona bu kadar çok kazandırıyoruz. Benimkinin önemi yok Joe. Şu üçüncü aylığı da alınca gideceğim zaten. Ben daha çok senin için üzülüyorum. Gidecek misin? Hı. Peki ama niye Martin? Burada hiç vaktim olmuyor Joe. Okuyamıyorum. İşten sonraki takatsizlik çekilir şey değil. Haklısın. Ama bak, şöyle bir şey yapabiliriz. Ben senin aldığın paranın üstünü $50 tamamlarım. Böylece $100 yarı yarıya kırışmış oluruz. Ha? Ne dersin? Joe, çok iyi bir adamsın sen. Fakat daha fazla kalamam burada. Biliyorsun, anlattım sana. Yapacağım çok iş var önümde. Peki ben ne olacağım Martin? Yalnız mı bırakacaksın beni? Şunu görüyor musun? Bu işçi bulma kurumuna yazdığım mektup. Bir haftaya kalmaz benim yerime birisini yollarlar. İşte sana yeni bir arkadaş. Somurtma öyle ne olur. Ne yazıyor o mektupta? Buraya bir işçi göndermeleri için. Ben yazdım. Evet. İki yap onu Martin. Anlamadım. Gönderecekleri çamaşırcı bir yerine iki olsun. Ben de çıkıyorum buradan. Ama Joe, uzun zamandır buradasın sen. İyi düşünüp taşınman lazım. Merak etme Martin. Buradan çıkıp da senin sırtına yük olacak değilim. Sadece senden sonra kalmak istemiyorum burada. Fakat Joe... Ne olur Martin, fazla konuşma. İki yap şunu hadi. Artık yollarımız ayrılıyor Joe. Senden gördüğüm arkadaşlığı hiç unutmayacağım. Ölmeden önce seni tekrar göreceğim Martin. Bak görürsün. Ta içimden hissediyorum bunu, içimden. Kısmet Joe. Belki görüşürüz dediğin gibi. Güle güle Martin. Her şeyin hayırlı olsun. Senin için de Joe. Senin için de hayırlı olsun. Peki neden çıkmış oradan? Söylediğine göre çalışma şekli korkunçmuş. Çok ağır bir işmiş. Herhalde pek sık gelmez seni görmeye. Zaten gelmiyordu ki anne. Yavrucuğum, bak üniversiteyi de bitirdin artık. Çocuk değilsin şüphesiz. Ama yine de çok dikkatli olmalısın. Ne demek istediğini anlıyorum anneciğim. Ama bu imkansız. Ayrıca senin sınıfından bir insan da değil. Öyle. Aslında çok farklıyız onun. Sonra yaşadığı hayatta pek biçimsiz. O da doğru. Doğru ama ona karşı müthiş bir ilgi duyuyorum anne. Elimde değil bu. Beğenişin bir tarafı olabileceğini sanmıyorum Ruth. Herhalde beğenmek değil bu. Bir bakıma benim himayem altındaymış gibi. Sonra şu da var. İlk erkek arkadaşım o benim. Hiç de iyi bir erkek arkadaş değil aslında. Yo, öyle söyleme anne. Bazı çok iyi tarafları var. Var ama hiç beğenmediğim tarafları da çok. Benim söylemek istediğim bunlar değildi aslında. Neydi peki? Senin ona karşı zayıf olmayacağından eminim ben. Ama sen hiç onun açısından düşündün mü meseleyi? Nasıl yani? Ya tutar da o sana aşık oluverirse? Öyle zaten anne. Seviyor beni. Demek söyledi sana. Hayır hayır, hiçbir şey söylemedi. Ben anladım bunu. Ama inan ki güzel bir şey bu. Sevilmek,
Öylesine sevinmek güzel anne. İnanın insanın gerçekten bir kadın olduğunu hissetmesi çok tatlı bir şey. Anlıyorum yavrum. Oh, kim bilir şimdi ne kötü düşünüyorsun benim için. Ama inan hiç yalan söylemedim sana. Ne hissediyorsam onu anlat. Değil kızım. Hiç öyle düşünme. Bütün bunlardan öğrendiğin bir şey var şimdi. Nedir? Sen artık kadınlık şuuruna sahipsin. Güzel bir şey bu. Artık ikimiz de kadınız değil mi anne? İkimiz de. Elbette kızım. Bütün bu söylediklerinden çıkan tek anlam şu anne. Ruth aşıktır. Yok hiç de değil. Bu demektir ki Ruth seviliyor. Ve bunun bilincinde olması da onu kadınlaştırmakta. Şu halde bir daha kapıyı açmayayım bu adama. Girmesin bu eve. Olmayacak şeyler söylüyorsun Arthur. Ya ne olacak peki? Bir süre sonra Ruth'u uzaklaştırırız buradan. Clara teyzeye yollarız. Bir türlü anlayamıyorum seni Martin. Ne var anlayamayacak? Gayet açık bir insanım ben. Sonra... Söyler misin ne lüzum var yine denize çıkmaya? Para durumu. Başka hiçbir nedeni yok. Sadece para kazanmak için. Madem para bu kadar önemliydi neden çıktın o işten? Çamaşırhaneyi mi diyorsun? Elbette. Mühim olan parayı ise orada da alıyordun. Oradaki çalışmayı görseydin böyle konuşmazdın şüphesiz. Adeta insanlığımdan çıkıyordun. Yine öyle bir iş bulsan daha iyi değil mi? Denizde çalışınca alacağın para daha fazla oluyor. Sen bilirsin Martin. Madem ki istiyorsun git. Hem bu sefer bana mektup yazmana filan da lüzum yok. Bana öyle geliyor ki gitmemi istemiyorsun Ruhcan. Yok, niye istemeyecekmişim? Dilediğini yapmakta serbestsin tabii. Ben karışacak değilim ki sana. Hem gideceğin yerlerde birçok kız arkadaşlarım vardır şüphesiz. Onları da özlemişsindir. Onlar da seni özlemiştir tabii. Rica ederim öyle tuhaf tuhaf bakma yüzüme Martin. Hem artık bu konuyu kapasak iyi olur. Nasıl istersen. Ancak kapamadan önce ben de bir şey söylemek istiyorum. Seni seviyorum Ruth. Ne dedin Martin? Ta başından beri bildiğim bir şeyi. Seni sevdiğimi söyledim. Evet. Evet biliyordum bunu. Ama senden duymak bambaşka. Oh Martin. Martin. Aslında çok kötü bu, çok kötü. Sen de beni seviyorsun. Az önce anladım bunu. Nasıl da aptalca belli ettim değil mi? Ne zamandan beri? Bilmem. Birdenbire oldu galiba. Aslında seni beğenmiyordum hiç. Oysa ben seni ilk gördüğüm gün sevdim. Her geçen gün daha çoğaldı bu sevgim. Söylesene, bana nasıl sevdirdin kendini? Herhalde seni sevmekle. Bizimkiler ne diyecek buna? Bilmem. Ya annem istemezse? Onun benden pek hoşlanmadığını biliyorum. Ama nasıl olsa kandırırız. Onun kalbini kırmak istemem Martin. Merak etme sevgilim. Annelerin kalbi kolay kolay kırılmaz. Sonra ben bazen senden korkuyorum Martin. Ha? Korkuyor musun? O niye peki? İnan doğru söylüyorum. Seni ve senin evvelce ne olduğunu düşününce korkuyorum. Şimdi bile. Ruth. Ne olur bana iyi davran Martin. Daha önce hiç sevmedim ben. Ben de sevmedim Ruth. Bizim için de güzel olan bu değil mi? İkimiz de ilk sevgiyi birbirimizde bulduk. Ama imkansız bu, imkansız bu. Sen denizciydin. Benim duyduğuma göre denizciler... Söylemek istediğini anlıyorum Ruth. Buna hayır diyecek diyelim. Ne var ki onların hiçbirisi sevgi değildi. Anlıyor musun? Sevgi değildi hiçbiri. İlk defa seni sevdim ben. Yalnız seni. Ne zor durumdayız Martin. Ne zor durumdayız. Kuzum yavrum, açıkça söylesene bana. Deminden beri anlayamıyorum ne demek istediğini. Biz Martin'le nişanlandık. Yok. Hayır olamaz böyle şey. Pek saçma bu. Belki saçma ama gerçek anne. Niye diyorsunuz bunca konuştuklarımız? O zaman ben de senin gibi düşünüyordum.
Bana da olamaz gibi geliyordu ama. Ama oldu. Hayır, inanmak istemiyorum buna. Söylesene nasıl oldu? Bilmem. Beni sevdiğini söyledi. Sarıldı bana. Sonra... Evet, sonra? Öptü. Ben de onu öptüm. Sonra birden onu sevdiğimi anladım. Ruth, nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum, beni affedebilecek misin anneciğim? Ama elimde değildi. O ana kadar onu sevdiğim aklımın kenarından bile geçmemişti. Ne olur inan bana anneciğim. Zaten yapacak bir şey de yok kızım. Beni dinle şimdi. Bundan abine hiç bahsetmeyelim. Martin'i görüp onunla konuşurum. Durumu açıklarım kendisine. Herhalde anlar ve seni bırakır. Hayır. Beni bırakmasını istemiyorum. Seviyorum Martin'i. Onunla evleneceğim anne. Tabii. Sen izin verirsen eğer. Ruth, canım kızım. Senin için başka düşündüklerim var. Yok, hayır, yanlış anlama. Evleneceğin insana karışacak değilim. Ancak bu senin seviyende bir kimse olmalı. İyi ama ben onu seviyorum anneciğim. Ama ne ben ne abin. Senin böyle bir evlenme yapmana tahammül edemeyeceğiz. O adam hiçbir bakımdan sana uygun değil. Seni geçindiremez bile. Benim paraya ihtiyacım yok anne. Sana senin paranla bakacak, öyle mi? Bu iyi bir erkeğin kabul edici şey değil kızım. O da çalışacak ve kazanacak tabii. Ama başlangıçta bu az bir para olabilir. Siz evlendiğinizde babam zengin miydi anneciğim? Değildi ama kültürlü bir insandı baban. Nasıl olsa bir şeyler yapacağı belliydi. Martin de yapar. Söyler misin bana ne yapabilir? Okuduğu birkaç kitap ne vermiştir ona? Söylesene, ne vermiştir sanıyorsun? Yoksa şu yazdığı saçma sapan hikayelere mi güveniyorsun? Bugüne kadar bir tanesi olsun basıldı mı? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum ne olacak. Ama seviyorum onu. Seviyorum. Alo? Alo Ruth? Sevgilim, gayet iyiyim. Hem de çok iyiyim, çok. Dinle şimdi. Ruth, ne oldu biliyor musun? Emin Post deniz şarkılarını basmış. Nasıl? Haberim bile yoktu. Geçen haftakinde çıkmış. Bana bir çek yollamışlar, öyle haberim oldu. $24. Ruth, zengin oluyoruz. Ha? Ne dedin? Evet. İlk yazdığım hikayelerden birisi. Tabii sevgilim, hemen geliyorum. Yazacağım Ruth, yine yazacağım. Demek ki başarıyorum. Ne kadar çok sevinmişsin. Nasıl sevinmeyeyim Ruth? Biliyorsun aylar geçti üstünden. Tamamen ümidi kesmiştim artık. Sana daha önceden bildirmemişler miydi? Hayır sevgilim. Kimse haber vermedi önceden. Oh Ruth. Az şey değil bu benim için. Koskoca iki sütunu dolduran bir hikaye. Benim hikayem. Evet Martin. Sen benim kadar sevinmedin buna Ruth. Onu da nereden çıkardım? Bilmem. Biraz durgun bir halim var da. Hasta mısın yoksa? Bir şeyim yok Martin. Yalnız düşünüyorum da bunlar her neyse sonra konuşuruz. Hayır sevgilim, sonra değil. Şimdi konuşmak daha iyi. Söyle bakalım, nedir düşündüğün? Hep bu yolda mı devam edeceksin? Anlamadım. Nasıl yani? Demek istiyorum ki devamlı olarak yazı mı yazacaksın artık? Tabii sevgilim, yazacağım tabii. Evet. Açık konuşsana Ruth. Ne var? Anlayamıyorum seni. Yani biz bunlardan alacağın paralarla mı geçineceğiz Martin? Şimdi anladım. Hemen evlenirsek geçineceğiz tabii. Peki ne zaman evleneceğiz? Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun Ruth. Bütün bu değişmeyi yalnız senin için yaptım. Ama ne olur bana biraz zaman ver. Sen bilirsin Martin. Fakat... Dinle Ruth. Bu ucuz yazılar, hikayeler hepsi geçici iş. Pek ciddiye de aldığım yok zaten. Bana sadece 2 yıl müsaade et. 2 yıl mı? Evet sevgilim, 2 yıl. Göreceksin Ruth, nasıl başaracağım. Bütün editörler beni isteyecek. Bunu nasıl garanti edebilirsin Martin? Sadece kendime olan güvenle.
Bak göreceksin sevgilim. 2 yıl sonra beni gerçek başarıya götürecek yolu tutmuş olacağım. Hem sen o zaman beni daha değerli bulacaksın. Oysa ben senin bir iş adamı olacağını ummuştum. Eğer istersen iyi bir iş adamı olursun sen Martin. Böyle bir şey yapamam Ruth. Bir kere param yok elimde. Evlenmemiz için gerekli paramız var Martin. İşe gelince babamdan kalan işlerle Arthur başa çıkamıyor zaten. Bir kısmını da sen üstüne alırsın. Peki 3 yıllık didinmem ne olacak Ruth? Bir şeyler öğrenmek için uykusuz geçen gecelerim ne olacak? Onlar da ziyan olmuş sayılmaz sevgilim. Fena mı işte, birçok şeyi öğrenmiş haldesin şimdi. Evlenmemiz için de senin paranı alacağız öyle mi? Benim değil Martin, bizim paramız o. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ruth? Bunların hiçbirisi olmaz sevgilim, olamaz. Fakat Martin... Şunu bil ki bir iş adamı olamam ben. Hiçbir zaman başarı kazanamam. Her şeyden önce sevmiyorum. Kuru, budalaca ve hileli geliyor bana. Oysa ben... Ben güzelliğe aşığım Ruth. Peki ya bana olan sevgin? Sen zaten o güzelliğin içinden geliyorsun. Bana ait olan tarafısın onun. Ama daha alacağım çok şeyler var o güzellikten. Bana kalırsa sen yalnız meşhur bir yazar olmak peşindesin. Haklısın sevgilim. İstiyorum bunu. Ama yalnız senin için istiyorum Ruth. Şu kadarı var ki bir veya birkaç yazının basılması yetmez bunun için Martin. Sevgilim ne istediğimi biliyorum ben. Yapabileceğin şeyi istesen daha iyi olurdu sanırım. Şimdi anlıyorum. Sen bana güvenmiyorsun Ruth. Değil Martin. Sana güvenmesem sevgini kabul eder miyim? O halde? Bilmiyorum. Belki de bu 2 yıl bana çok uzun geldi de ondan. Biliyorsun Ruth, baştan beri hoşuma gitmedi bu iş. Hoşuna gitmeyebilir Arthur. Ama onunla evlenecek olan benim, sen değil. Ruth, abine karşı daha nazik olmalısın. O da benim duygularıma karşı saygılı olsun anne. Benim söyleyeceğim fazla bir şey de yok zaten. Bütün maksadım seni uyarmaktı. Gerisi senin bileceğin iş. Öyle tabii, benim bileceğim iş. Kuzum Ruth, özür dilemeye razıyım, yalnız sen sinirlenme. Peki şimdi ne olacak kızım? Bekleyecek misin bu 2 yılı? Bekleyeceğim anne. O ne yapacakmış bu sürede? Yine okumaya ve yazmaya devam edecek. Peki sonunda ne olacak bunun? Yazar olacakmış. Olacakmış. Dinle beni kızım. Kesin olarak onu beklemeye kararlı mısın? Cevap ver bana. Evet anne. Peki yavrum. Yapacak başka bir şey yok bu durumda. Bir hayli de zayıflamış. Martin mi? Hı hı. Kuzum nerede kalıyor şimdi? Yine ablasının evinde mi? Hayır, tamamen ayrıldı oradan. Genişçe bir oda tutmuş. Çoğu zaman yemeğini kendi hazırlıyormuş filan. İşte öyle bir şeyler. Bütün bunlar senin de pek hoşuna gitmiyor ya. Haklısın anne. Ama ne yapabilirim? Pek de sık görüştüğünüz yok galiba. Hayır. Maria onu benden daha fazla görüyor. Maria mı? O da kim? Sen misin Maria? Gelsene. Şunları koyacak bir yer arıyorum. Ne biçim oda bu ya? Her taraf kağıt dolu. Nedir o elindeki? Bezelye çorbasıyla ekmek. Sabahtan beri seni kolluyorum. Bir lokma girmedi ağzına. Böyle gidersen ölürsün be. Koy bakalım şuraya. Oh, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen biraz delisin galiba. Ha? Belki de Maria. Belki de öyleyim. Hani yemeklerini kendin hazırlayacaktın? Unutuyorum da ondan Maria. Unutuyor musun? Hadi hadi iç şunu. İç de soğumasın. Peki içeceğim. Ama sen de otur şöyle. Peki. Bu kadar okuyup yazıyorsun. Ne olacak bunlar? Yazar. Yazar olacağım. Para kazanacak mısın? Elbette, hem de çok kazanacağım. Oh, yaşadık. Desene bana olan kira borcunu da ödersin o zaman. Haklısın Maria. Çok üzgünüm ama yakında hepsini ödeyeceğim. Oh, boş ver canım, şaka söyledim. Nasıl olsa bir gün verirsin.
Bu çorbada nefis olmuş doğrusu. Bu kadar acıkınca ne yesen güzel gelir. Marian, neyin olsun isterdin? Nasıl yani? Yani diyelim ki istediğini yapacaklar. Evet. Sen neyin olsun isterdin? Bilmem. Hiç düşünmedim Martin. Oh, çok zor bunu söylemek. Canım hiç yok mu aklına gelen bir şey? Aa, dur dur. Dur, şey aklıma geldi. Ayakkabı. Çocuklara ayakkabı ister. Aa, nasıl olsa olur. Daha büyük bir şey sordum. Şöyle çok istediğin. Aa, var tabii. Evi isterim. Bu evi. Tamamen benim olsun. Ayda $7 kira vermeyeyim. O zaman senden de para almam, biliyor musun? İyi düşündün değil mi Maria? Sen de öyle bir konuşuyorsun ki yani. Göreceksin Maria. Senin olacak bu ev. Çorba için çok teşekkür ederim. Evet. Mike da çok severdi bu çorbayı. Ölmeden bir gün önce istemişti de yapıp hastaneye götürmüştüm. Çok iyi etmişsin Maria. Kim bilir ne hoşuna gitmiştir. Hiç sandığın gibi değil. Çorbayı götürdüğümde yatağı boştu. Biliyorsun hastanelerde ölüyü hemen kaldırırlar. Evet. Şey Maria, ne diyecektim? Niçin yeniden evlenmedin sen? İşin aslına bakarsan kimse istemedi beni. Ama isteyen olsa da zaten evlenemezdim. Ama sen genç bir kadınsın. Oh, değil Martin, değil. Önemli olan içimdeki gençlik. Bense onu çoktan kaybettim gitti. Biliyor musun Maria, pek iyi anlıyoruz birbirimizi. Ne? Bak söyleyeyim sana, ben biraz da seni ablama benzetiyorum. Ya. O da senin gibi çok iyi kalpli, tertemiz bir kadındır. Kim bilir, belki de o yüzden iyi anlaşıyoruz. Ama bana kalırsa, neyse bırak şimdi bunları. Söyle canım. Ha? Neden iyi anlaştığımızı biliyorum ben. Neymiş o? Şey, şöyle bir etrafına baksana. Bak şöyle. Baktım işte. Ne var ki? Gözüne çarpan ilk şey nedir? Bilmem. Odadaki her şey işte. Ne her şeyi Martin? Bu odada bir tek şey var. O da fakirlik. Oh, Maria, bunu söyleyeceğin hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Ne almış fakirsek yani? İşte bu Martin. Sadece bu nedenle iyi anlaşıyoruz biz. Benim yerime şöyle zengin bir kadın düşün. İstersen hem zengin hem de güzel olsun, okumuş filan ha? Evet. Söyle bakalım. Öylesi olsa senin sabahtan beri aç olduğunu düşünür müydü? Ha? Düşünür müydü söyle. Bilemeyeceğim. Böyle bir tanıdığın olmadığı için bilemezsin tabii. Ama düşünmezdim artık. Çünkü o seninle aynı seviyede olmayacaktı. Bilemezdi açlığın ne olduğunu. Galiba haklısın Maria. Ama bu herkes için aynı olamaz. Hepsi de senin dediğin gibi değil onların. Yok Maria, bir daha böyle şeyler söyleme bana ne olur. Mektubu okurken nasıl sevinmiştim. 5000 kelimelik bir hikayeyi de onlara gönderdiğim. Niçin böyle söylüyorsun Martin? Önemli olan hikayenin basılması değil mi? Elbette Ruh. Elbette önemli olan o. Ama yoksa değiştirerek mi basmışlar? Hayır, değişiklik falan yok. Fakat haklı olarak bir miktar para bekliyordum bundan. Sevgilim, belki sonra gönderirler. Anlatamıyorum Ruth. Göndermişler zaten. İşte burada çek. İşte. $5. $5'lık bir çek bu. Evet öyle. Beni çıldırtan da bu işte. En aşağı 5000 kelimelik de o hikaye. Normal olarak kelimesine 2 sent vermeleri gerek. Yani en az $100 yollamalıydılar. İyi ama artık yapacak hiçbir şey yok Martin. Olan olmuş bir kere. Senin için öyle tabii. Anlayamadım Martin.
Ne demek benim için öyle? Ya, yüz beklerken $5 almanın ne demek olduğunu bilmezsin sen Ruth. Daha doğrusu benim için $100 ne olduğunu anlayamazsın. Martin, kırıyorsun beni. Affedersin Ruth. Buna çok canım sıkıldı da ondan herhalde. Ama daha önceleri sadece yazılarının basılması önemliydi. Parayı düşünmezdin hiç. Ruth, niçin böyle söylüyorsun sevgilim? Yine önemli olan aynı şey bence. Ama belirli bir aşamayı yaptım artık. Elbette bazı şeyler bekleyeceğim yazılarımdan. Biliyor musun ne şartlar altında çalışıyorum ben? Sana daha önce de söylemiştim Martin. Bu şekilde para kazanamazsın. Mal meydanda işte. O kadar emek verdin. Karşılığı ne oldu? Hı? Ne oldu karşılığı? $5. Doğru. Galiba en iyisi yol yakınken bu işten dönmek olacak. Elbette sevgilim. Yapacağın iş hazır zaten. Birkaç ayda her şeyi öğrenirsin. Hiç beklemeden de evleniriz o zaman. Küçük bir ev tutarız. Annem bu evin üst katını da bize verir. Yo, hayır sevgilim. Burada oturmak istemem. Ayrı bir ev en iyisi. Ama Martin, bir başka yere kira vermektense. Tamam yapamam Ruth. Her şeyden önce annen ve Arthur beni sevmiyorlar. Sonra bu ev hep ilk geldiğim günü hatırlatıyor bana. Peki sevgilim, nasıl istersen öyle yaparız. Yine buraya yakın bir ev tutarız. Sık sık gelirsin anneni görmeye. Madem bu kararı verdin, çabucak evleniriz artık değil mi Martin? Hı hı. Ne zaman? Mümkün olan en kısa zamanda. Oh, içimde bir üşüme var bugün. Bir çay daha koysana bana. Olur canım. Paltosuz dolaşırsan üşürsün tabii. Niye giymedin? Bilmem. Giymedim işte. Zaten hiç hoşlanmıyorum o koca paltoyu sırtımda taşımaktan. Allah kahretsin bu herifleri. Koca paltoya $6 verdiler ha. Peh. 3 yere gittim Martin. En fazla o kadar veriyorlar. Sen de ne olursa olsun bırak demiştim. İyi ettin Maria, yapacak başka bir şey yoktu zaten. İşte $6. Teşekkür ederim Maria. Hep iyi zahmet oldu sana. İçim titriyor sabahtan beri. Paltosuz olunca titrer tabii. Üstelik bir de dışarı çıktım bugün. Ah, bak unutuyordum. Bir mektup geldi sana. Hı. Neymiş bakalım. Kötü bir şey mi yoksa? Maria, müthiş bir şey bu. $40. $40 veriyorlar bir yazma. Bir tanesine mi? Evet, zengin olduk işte. Sana olan borcumu da öderim artık. Hemen verecekler mi? Tabii. Yarın alırız parayı. Görüyor musun Maria? Kazanmaya başladım. Demek ki yazmalıyım ben. Yazmalıyım hiç durmadan hem de. Şu senin paltoyu derehinden kurtarırız. Kurtarırız Maria, kurtarırız. 5 dakikaya kadar buradayım. Nereye gidiyorsun şimdi? Alo? Alo Ruth, sevgilim. Evet sevgilim. Ötekinden daha kısa olduğu halde $40. Çok iyi değil mi Ruth? Ha? Ne dedin? Yazacağım tabii. Hayır Ruth, bırakamam ben bunu. Ne olur sevgilim, 2 yıl sabredelim. Göreceksin her şey bambaşka olacak. Sadece 2 yıl. Ruth? Alo? Ruth! Alo? Alo? Bugün biraz daha iyisin Martin. Öyle Maria. Fakat yine de kalkacak halim yok. Olmaz tabii. 2 gündür ateşler içindeydin.
Bütün vücudum ağrıyor. Sanki dayak yemiş gibiyim. Paltonu rehine vermeseydik olmazdı bunlar. O gün üşüttüm paltosuz. Aldırma Maria. Geçer hepsi. Geçecek tabii. Bir türlü inanamıyorum Maria. Niye? İki gün uyumuş olmama. Çok uzun bir süre bu. Sen dua et ki daha başka şeyler olmadı. Aslında çok yorgunsun. Bir de hastalanınca. Yorgun filan değilim ben. Değilsin tabii canım. Her gece ancak 3-4 saat uyuyunca yorgun olur mu insan? Mektup filan var mı hiç? Hayır yok. Martin. Hı? Bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Kim bu Ruth? Sen nereden biliyorsun onu? Dün bütün gün onu sayıkladın durdun. Ya. Kim bu kuzum? Nişanlım. Nişanlın mı? Evet Maria, nişanlım. Peki neden hiç bahsetmemiştin bana? Bilmem, herhalde gereği yoktu da ondan. Yoksa kıskanırım diye mi korktun? Saçmalama Maria. Hiç de saçmalamıyorum. Bal gibi saçmalıyorsun işte. Ne var bunda kıskanacak? Ama ben kıskandım Martin. Maria. Doğrusu bu. Kıskandım kıskanmasına ama sonra da çok utandım kendimden. Fakat Maria, seninle ben... Biliyorum ne diyeceğini. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Sen benim kiracımsın sadece. Bilmem neden öyle geçiverdi içimden. Dinle beni Maria. Onu seviyorum ben. Hem de yıllardır. Peki neden sık sık görmeye gitmiyorsun onu? Günlerin hep bu odada geçiyor senin. O zengin ve iyi yetişmiş bir kız. Bense biliyorsun ya işte. Bütün bu deliler gibi çalışmanın nedeni oydu demek. Evet. Tek amacım var benim. Ona ulaşabilmek. Şimdi anlıyorum. Neymiş o anladığın? Geçenlerde bana bağırmıştın, hatırlıyor musun? Bağırmış mıydım? Bilmem. Evet evet. Zengin ve okumuş bir kızın seni anlayamayacağını söylediğim zaman. Fakat inan Martin, hiçbir şeyden haberim yoktu o gün. Ne olur bu türlü konuşmayalım artık. Bir tek sorum daha var. Pekala, sor bakalım. Seni seviyor mu? Sanırım. Lafa dalınca unutuverdim. Çarşıya çıkacaktım ben. Sen de bir şey ister misin? Hı? Hayır Maria, teşekkür ederim. Yarım saate kalmaz gelirim. Bana bak, sen de kendine biraz çekim düzen versen iyi olur. Yatağa yapışmış gibi bir halim var. Merak etmeyin Bayan Ruth, sizi görünce iyileşir hemen. Ruth. Martin, sevgilim. Nasıl geldin buraya? Az önce Bayan Maria telefon etti. Hasta olduğunu söyleyince hemen geldim ben de. Sana telefon mu etti? Evet. Maria, demek cebimdeki defteri de karıştırdın he? Öyle Martin. Ama kim olsa aynı şeyi yapardı. Dün hep sizi sayıkladı Bayan Ruth. Ben de belki bir adres bulur da sizi çağırabilirim diye düşünerek... Ceplerimi karıştırdın he? Çok güzel doğrusu. Aslında suçlu olan sensin Martin. Suçlu muyum? Neden? Daha önceden benim haberim olmalıydı sanırım. Belki haklısın Ruth. Yalnız son konuşmamızda telefonu yüzüme kapamıştın. Oysa ben sana bir müjde veriyordum. Ben size bir çay hazırlayayım. İçersiniz değil mi Bayan Ruth? Lütfen. Seni kırmak istemezdim Martin. Fakat aynı gün artık yazmaktan vazgeçtiğini de söylemiştin. Tekrar karar değiştirdiğini öğrenince sinirlendim tabii. Her neyse sevgilim, unutalım onu gitsin. Yalnız şunu bil ki yazmaktan vazgeçmeyeceğim artık. Peki Martin, nasıl istersen öyle olsun. Buraya gelmeseydin daha iyi olurdu. Neden Martin? Her şeyden önce hastalanmışsın. Gelmem gerekli olduğunu öğrenince sonra özledim seni. Teşekkür ederim Ruth. Bunu işitmek çok güzel tabii. Peki ya sen? Sen beni özlemedin mi? Nasıl? Özlemez olur muyum hiç? Tabii özledim sevgilim. Ama gelişimden pek memnun olmadın. Doğrusu öyle Ruth. İçinde bulunduğum şu hali görmeni istemezdim açıkçası. Ben seni olduğun gibi seviyorum Martin. Peki o halde?
Söyle bakalım şimdi, o meşhur 40 doları ne yapmayı düşünüyorsun? Onu mu? Bir servet o benim için. Her şeyden önce rehinde olan paltomu kurtaracağım. Rehinde mi dedin? Palton mu? Evet, birkaç gün önce meteliksizdim. Yapacak başka bir şey de yoktu zaten. Peki ama ben benden istesen olmaz mıydı? Anlamadım. Para mı isteyecektim senden? Oysa beni dinlesen her şey nasıl değişecek o zaman? Hiç böyle sıkıntılar olmayacak. Ne söyleyeceğini biliyorum Ruth. Yine yazı yazmayı bırak diyeceksin. Bırak da Arthur'la çalış. Evet ama öylesi daha iyi değil mi Martin? Bir an önce evlenebiliriz o zaman. Beni korkutuyorsun sevgilim. Korkutuyor muyum? Evet evet, her fırsatta sözü evlenmeye getiriyorsun. İyi ama bu bizim isteyerek karar verdiğimiz bir şey. Haklısın Ruth. Ancak senin için önemli olan tek şey benimle evlenmek. Benim ne olduğumun ve ne olacağımın pek değeri yok senin için. Bu nasıl söz Martin? Öyle öyle, ne var ki ben buna karşıyım? Yıllardır niye didiniyorum Ruth? Yalnız sana göre bir erkek olabilmek için. Anlıyorum sevgilim. Çok iyi anlıyorum. Fakat birçok aşamaları da yaptın artık. Yani şu halimle babandan kalan o işin bir kısmını üstüme alabilirim, öyle mi? Elbette. Yeter ki sen iste bunu. Dinle beni Ruth. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bu sevginin bana yaptıramayacağı şey yoktur. Ama bunu, bu dediğini, hayır Ruth. Biliyor musun Martin, bu konuya hep istemeden değiniyorum. Önemi yok sevgilim. Gerçeği biliyorsun ya. Evet. Evet. Bekleyeceğim şu 2 yılı. Göreceksin. Ayda en az $1000 kazanacağım o zaman. Senin olmasını istediğim her şeyi alacağım sana. Hele birazcık sabret. Şöyle bir hızımı alayım da bak, tozuma kurşun yetişiyor mu o zaman? Ne olur ona göz kulak olun Maria. Siz söyleseydiniz daha iyi olurdu. Beni dinleyeceğini hiç sanmam. Söyledim tabii. Şey, lütfen şunu alır mısınız? Oh, alamam Bayan Ruth. Kendisi öder kirasını. Yok canım, kira olarak değil bu. Ya? Yaptığınız yardım için bayağı iyi bakmışsınız. Hayır, alamam bunu. Hem kim olsa aynı şeyi yapardı zaten. Bakın, bakın buraya koyuyorum. Yalnız ona bir şey söylemeyin, olur mu? İyi günler Maria. İyi günler Bayan Ruth. Maria! Maria! Efendim! Şöyle hesap ver bakalım. Ceplerimi karıştırırsın ha? Casus seni. Ağladın mı yoksa? Ha? Niye gözlerin öyle? Yok. Ne var ki ağlayacak? Çamaşırdan. Çamaşırdan sabun sıçradı gözüme. Ya. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Biraz geç kaldım değil mi? Önemi yok sevgilim, geldin ya, ona bak sen. Bir şey soracağım Ruth. Bu kokteyli annem veriyor değil mi? Hı hı, evet o veriyor. Bütün bu davetli olanları da o çağırdı değil mi? Evet. Peki ya ben? Beni kim çağırdı? Ne değişir Martin? Ha o, ha ben. Hangimiz çağırsak aynı şey değil mi? Samimi değilsin Ruth. Niye söylemiyorsun onun beni istemediğini? İnan ki... Oysa ben senin nişanlınım değil mi? Ne var ki annen de biraz haklı bu işte. Şunlara baksana, hepsi cicili bicili bunların. Hiçbiri senin kadar yakışıklı değil. Amma da yaptın. Bak şu gözlüklü adamın yanına gideyim de bir bak şöyle. Martin. Epey fark var değil mi aramızda? Niye telaşlandın öyle? Ne olur böyle şeyler yapma Martin. Unutma ki ben de nişanlımın beğenilmesini isterim. Kim beğenecek? Bunlar mı? Bunlar beni hiçbir zaman beğenmezler Ruth. Beğenemezler. Çünkü ben başka yerlerden gelmeyeyim. Martin, ne olur hatırım için yapma. Gel, gel de hepsiyle tanıştırayım seni. Şu halde biraz daha açıklamaya çalışayım. Mısır tarihini ben de okudum. Hem de dikkatle yaptım bunu.
Sizin dikkatinizden şurası kaçmış olmalı. Mısır sanatını anlamak için o toprağın arazi sorunlarını incelemek gerek. Bana da öyle geliyor ki. Bana kalırsa onun gibi bir yazarı anlamak pek kolay değil. Öyle 2-3 yapıtıyla öğrenilemez o. Hakkında yazılanlara gelince hiçbirinin değeri yok. Hepsini okudum. Yetersiz derme çatma sözcüklerle onu anlatmaya çalışmışlar. Ama boşuna hepsi. Şöyle bir baktım da pek hararetliydin Martin. O profesör pek hoşuma gitti Ruth. Müthiş bir adam. Onun gibi bir tanıdığım olsa hiç bırakmam peşini. Peki ya diğerleri? Gücenme ama... Hepsi boş. İşin komik tarafı da sanki kendilerinde bir şeyler varmış gibi görünmeleri. Neydi o adamın ismi? Hangisini? Profesörün canım. Caldwell. Az konuşuyor ama konuştuğu zaman da her şeyi derinine bildiği çıkıyor ortaya. Kuzenlerimi nasıl buldun? Hoş kızlar ama... Pek beğenmedin galiba. Sen bana bakma Ruth. Benim değer ölçülerim oldukça farklı. Her şeye rağmen buraya geldiğime memnunum tabii. Ben de hoşlanacağını düşünmüştüm zaten. Doğrusunu istersen başlangıçta sıkılacağımı sanmıştım. Ama hiç de öyle olmadı sonradan. Çocuklar, niye bir kenara çekildiniz öyle? Biraz da biz konuşalım dedik anne. Şimdi Caldwell ile konuştum Martin. Profesör Caldwell sizi çok beğenmiş. Beni mi? Hayret doğrusu. Üstelik pek öyle herkesten de hoşlanmaz hani. Özellikle onun söylediklerini eleştirmeniz pek hoşuna gitmiş. Bilmem ama pek de hoşa gidecek şeyler söylemedim aslında. Zaten seni dinleyişinden belliydi. Kim olduğunuzu sordu bana. Siz ne dediniz? Ruzu, ikimizin de burada olması doğru değil yavrum. Hadi biraz dolaş sen. Olur anne. Ama sen de Martin'e göz kulak ol. Birazdan gelirim Martin. Evet, şey söylüyordunuz. Siz ne cevap verdiniz profesöre? Hiç. Ne diyeceğim? Adınızı söyledim. Sadece adımı öğrenmek isteyeceğini sanmıyorum. Zira konuşurken ben de söylemiştim adımı. Haklı olabilirsiniz Martin. Ama benim de adınızdan başka söyleyebilecek bir şeyim yoktu. Nasıl olur? Her şeyden önce kızınızın nişanlısıydı. Kızım için öyle olabilirsiniz. Bence değil. Bir bakıma doğru. Siz de kızınız için annesiniz. Ama benim için benim için hiçbir şey değilsiniz. Farkında mısınız Martin? Yıllardır okumanız sizde bazı değişiklikler yaptı. Ancak bazı özellikleriniz olduğu gibi duruyor. Zaten ne yapsanız değiştiremezsiniz onları. Neymiş bakalım o dedikleriniz? En başta terbiyeniz. Kabasınız hem de çok. Ne tuhaf değil mi? Sizinle aynı insanı seviyoruz. O da hem beni hem de sizi seviyor. Ama biz birbirimizi sevemedik bir türlü. Ben değer verdiğim kimselerden sevgi beklerim. Çok haklısınız. Ama ben de ancak değer verdiklerimi sevebiliyorum. Ben biraz dolaşsam iyi olacak. Bir dakika. Bir şey daha söyleyeceğim size. Ondan sonra istediğiniz kadar dolaşın. Benim için de endişe etmeyin, hemen gideceğim buradan. Sizin bileceğiniz şey nedir söyleyeceğiniz? Bu tür toplantıları niçin sık sık yaptığınızı gayet iyi biliyorum. Her biri ayrı ümit kapısı bunların. Sizin için tabii. Anlayamadım. Gayet açık. Bütün çabanız Ruth'un etrafını değişik kimselerle çevirmek. Onlardan birini sever de Martin'i bırakır diye düşünüyorsunuz. Kuzum, siz beni ne sanıyorsunuz? Hiç. Şimdi sen benim işe girmem mi istiyorsun? Evet Martin, yalnız ben değil annem de istiyor bunu. Ruth, olmayacak şeylerle kandırmaya çalışıyorsun beni. Niçin olmayacak olsun? Annenin benim için böyle bir şey düşüneceğine inanamam sevgilim. Haklısın Martin, ancak artık annem de böyle düşünmek zorunda. Neden? Çünkü seni nasıl sevdiğimi biliyor artık. O gece aramızda geçenleri anlattı mı sana? Evet. Ne dedi? Anlattı işte. Bak Ruth, bu gibi şeylerin seni üzdüğünü biliyorum. Fakat... Sus Martin, ne olur sus. Bir şey söyleme. Peki sevgilim. Sen şimdi söyle bakalım bana. Girecek misin işe? Hayır Rod. Ama az önce... Dinle beni. Çok zor bunu yapmak. Beceremem ben. Üstelik sevmem o türlü çalışmayı. Şimdiye kadar yapmış değilsin ki. Belki de hoşuna gidecektir. Bir şey soracağım sana. Peki beni neden sevdiğini hiç düşündün mü? Düşünmedim Martin. Bunun gereği de yok aslında. Bak söyleyeyim sana.
beni diğer tanıdıklarından farklı bulduğun için seviyorsun. Nereden çıkarıyorsun bunu? Hiçbir yerden çıkarmış değilim. Gerçek bu. Peki, diyelim ki öyle. Ne var bunda? Sen beni bürolarda oturtmak, bütün o diğer tanıdıkların yaptığı işlerle uğraştırmak istiyorsun. Onlar gibi olayım, onlar gibi düşüneyim arzusundasın. Bunların hiçbiri kötü şey değil ki Martin. Biliyorum sevgilim, değil ama sen o zaman ne yapmış olacaksın? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Bilmiyorum Martin. Bir şey de bilmek istemiyorum artık. Dinle Ruth, dinle sevgilim. Sinirlenmeden dinle beni. O zaman yapacağın şey az önce bahsettiğim farkı ortadan kaldırmak olacak. Beni sevmene neden olan farkı. Bir türlü aklım ermiyor bu yazma arzuna. Ne büyük tutkuymuş meğerse. Beni yazmaya zorlayanla senin aşkını doğuran şeyler aynı sevgilim. İkisi de aynı. Peki. O halde gazetelerde çalış. Yine yazarsın. Hem de gönlünce. Yapamam Ruth. Bugüne kadar edindiklerimi kaybedemem. Peki ne olacak Martin? Çok mu kötü yazıyorum sevgilim? Martin, satamıyorsun yazdıklarını. Duruyor hepsi. Niçin açık söylemiyorsun şunu? Hiç ümidin yok benden. Beceremeyeceğimi düşünüyorsun, öyle değil mi? Madem sordun söyleyeyim. Senin yazar olarak yaratıldığın fikrinde değilim. Hem şunu da kabul et ki edebiyatı senden daha iyi bilirim. Bilirsin tabii Ruth. Bilmen gerek. Sen bir sanat tarihi mezunusun. Bense... Affedersin Martin. Ben demek istedim ki... Aldırma Ruth. Bunlar çok küçük şeyler aslında. Çok küçük. Oradan buraya kadar yürüyerek gelinir mi Martin? Amma yaptın abla. Topu topu bir saat sürdü işte. Az değil ama her neyse. Geldin ya, merak etmiştim seni. Uzun zamandır görünmedin. Böyleyim işte, gördüğün gibi. Bana biraz zayıflamışsın gibi geldi. Fazla çalışıyorum, belki de ondandır. Yemeğini kim yapıyor? Çoğu kez kendim pişiriyorum. Bazen de Maria, çocuklarından fırsat bulursa tabii. Yine okuyorsun değil mi? Öyle, okuyorum tabii. Sence iş aramak zamanı artık gelmedi mi Martin? Boş mu duruyorum abla? Ha, değil tabii değil, boş değilsin ama meteliksiz olduğun da meydanda. Hiç de değil, her zaman istediğim kadar para bulurum ben. Hem de istediğim kadar. Sahi mi söylüyorsun Martin? Elbette. Peki şekerim, söylesene bana, nereden bulursun? Şeyden alırım. Bir yerden alamazsın Martin. Benden saklamanın gereği yok. Durumun apaçık belli. Peki, anladık. Ama ne var bunun üstünde bu kadar duracak? 40 yılda bir seni görmeye geldim şunun şurasında. Kızma Martin. Ben sadece senin iyi olmanı istiyorum. İyiyim, gayet iyiyim, merak etme. Bu kadar sinirleneceğini bilsem hiç açmazdım bunu. Ben senin sözün nereye getireceğini çok iyi biliyorum. Gir diyeceksin. Gir, doğru dürüst bir işe de çalış. İyi ama bunda kötülük yok ki. Kimsenin bana güveni yok abla. Sen bile bir deliymişim gibi davranıyorsun bana. Ben yalnız aklın gösterdiği yoldan gitmeni istiyorum Martin. Kaç yıldır deniyorsun bu işi? Olmuyor işte, olmuyor. Doğru. Olmuyor. Olmuyor bir türlü. Merhaba delikanlı. Merhaba. Oturabilir mi? Bana ne? Otur istersen. Benim malım değil ya. Demek sen de seviyorsun bu parkı. Bana bak arkadaş. Eğer konuşacak adam arıyorsan hiç canım istemiyor. Başka yere gitsen iyi edersin. Aynı o geceki gibisin. Sert ve inatçı. Bana kalırsa beni biriyle karıştırıyorsun sen. Allah'ın gazabı. Martin Eden değil misin sen? Yalnız ben seni hiç tanımıyorum. Haklısın. Zaten kimse de tanıştırmadı bizi. Peki adımı nereden biliyorsun? Bayan Morse'u tanırsın değil mi? Tanırım. Ruth'un annesi. Geçenlerde yapılan toplantıda ben de vardım. Davetlinin davetlisi olarak tabii. Sen de oradaydın ya. Şimdi anlıyorum galiba.
Ben senin gibi geveze olmadığım için etrafıma bakındım hep. Bana bak, tepeme attıracaksın ha. Nasıl olsa bir şey yapabileceğin yok. Bırak da rahat konuşayım. Çattık belaya, söyle bakalım. O gece hep seni dinledim. Yazık, boşuna vakit kaybetmişsin. Yalan değil, aslında öyle. Ama o kadar boş kafalının bulunduğu yerde sen hoşuma gittin doğrusu. Kuzum, kimsin sen? Ben mi? Hı. Herkes gibi benim de bir adım var tabii. Ras Brisenden. İyi ya, ne istiyorsan söyle de git, yalnız bırak beni. Bayan Morse'u epey tersledin o gece. Sana ne bundan? Bana göre bir şey yok tabii. Yalnız size yakındım o sırada. İster istemez bütün söylediklerini duydum. Bana bak, yoksa Bayan Morse mu gönderdi seni? Eğer onu savunacaksan boşuna zahmet etme hiç. Saçmalama. Önünde doğru bulmadığım hiçbir şeyi savunmadım ben. Ne garip adamsın sen. Üstelik canımı da sıkıyorsun. Haklısın dostum. Ne var ki ben de seni pek sevmiş değilim. İyi ya, çek git o halde. Gitmeyeceğim Martin. Bütün bunlara rağmen birbirini iyi anlayacak iki kişiyiz biz. O yüzden gitmeyeceğim. Ne bakıyorsun öyle suratıma? Hadi, hadi gel benimle. Bak bu iyi işte. Yazmaya çalışıyorsun ama başaramıyorsun. Buna saygı duyarım ben. Bilirim başarısızlığın ne olduğunu. Desene sen de hiç yapamadın. Yapamadım. Artık yapmak da istemiyorum zaten. Bıktım be Martin, iyice bıktım hem de. Desene soluksuz bir adammışsın sen. Tam bir yazar ağzıyla konuşuyorsun. Sen de öyle. Ben yazar filan değilim. Zaten hiçbir zaman da olamadım. Ben neyim ki? Bir türlü ucuz yazılardan kurtulamadım gitti. Tam tersine. Tam tersine Martin. O dediğin ucuz yazılar senin çok üstünde. Hiçbir zaman ulaşamazsın onlara. Ne demek istediğini anlıyorum. Çok içiyorsun galiba. Öyle. Sapsarı bir benzin var senin. Üstelik oldukça da zayıfsın. Boşver. Benimki bir yokuşun inişi artık. Ciğerlerimden hastayım ben. Ras. Evet. Parkta yanıma geldiğin zaman içimden seni dövmek gelmişti. Neden yapmadın peki? Dik aksi bir herifsin de ondan. Şu sıskalığına rağmen bükülmez bir halim var. Madem öyle, sana bir hakaret daha edeyim. Dikkat et Ras. Belki bu kez tutamam kendimi. İster tut ister tutma dostum. Seni yemeğe davet ediyorum. Neden diye sorma sakın. Neden? Gördün mü? Kendin açtın sana hakaret kapısını. Açsın da ondan. Peki ama adresimi nasıl buldun? Morse'lara telefon edip Ruth'tan aldım. Çok iyi ettin geldiğine. Oysa cuma akşamı buluşacaktık değil mi? Bırak şimdi cumayı pazarı. Çok sevindim geldiğine. Demek burada oturuyorsun. Ne o? Pek beğendin galiba. Tam sana göre, biçimsiz bir yer. Şu gördüğün masa bozuntusunda çalışıyorum Ras. Az kahrımı çekmedi zavallı. Daha da çekecek tabii. Bak, sana bir kitap getirdim. Oku bunu. Nasıl bir şey? Oku bakalım da sen karar ver. Beğenirsen geri vermeye kalkma sakın, senin olsun. Henry Vaughan. Güzel olmalı. Son yazdığı kitap. Bundan ne kazanmıştır dersin? Bilmem. Olsa olsa şöyle 200-300 dolar filandır. Yok be Ras, bir kitap için çok az değil mi bu? Ne sandın ya? Şiir kitabı o. Kim okuyacak ki? Ha Martin, öğreneceğin şeylerden biri de bu işte. Sakın şiir yazma. Aç kalırsın hep. Biliyorum bunu. Güzel. Yazdıklarından bana verecek misin? Okur geri getiririm. Hikayelerim var, onlardan vereyim. Hiçbiri basılmadı değil mi? Birkaç tanesi basıldı Russ. Sadece birkaç tanesi. Aldırma sakın. Sen güzelliği seviyorsun. Hizmet ediyorsun güzelliğe. Bırak meşhur olmayı. Yalnız sana ait olsun yazdıkların. Bir noktada ayrılıyoruz. Neymiş o? Ben meşhur olmanın peşinde değilim Russ. Aşk için yapıyorum bunu. Aşk mı? Ruth'u seviyorum ben. Yani şu Morse'ların Ruth. Çok kötü, çok kötü.
O günde biraz sezmiştim zaten. Neden kötü olsun? Çok gençsin. Bu senin toyluk aşkın Martin. Hiç aklım ermez o burjuva kızından ne istersin? Bence önemli değil bu. Bir daha sefere daha zevkli davran. Hı? Soluk kuru bir şey o. Boş, bomboş. Ses sesinin Raz. Ondan saygıyla bahsetmelisin, anladın mı? Biraz daha kızarsan beni öldürebilirsin Martin. O zaman ben de sana ebediyen borçlu kalırım. Oh, affedersin Raz. Bugünlerde sinirlerim çok gergin. Canını acıtmadım ya. Ya sen ne kaba adamsın be. İnsan içecek bir şey ikram eder. Şey... Yok değil mi? Yok içecek bir şey. Haklısın. Şimdi yok ama cuma akşamı içkileri ben ısmarlayacağım. Söyle bakalım hangi bankayı soyacaksın? The Hornet dergisinden alacağım var. Alacağın mı var? Var ya, 12 dolar. Onu alacağım. Çek mi gönderdiler? Yok, bir şey göndermediler ama yazımı bastılar. Ne zaman? 2 ay oluyor. Senin için dua edeceğim Martin. Dua mı edeceksin? Evet evet, dua. Niye peki? Niye olacak? O parayı alasın diye. Sahiden ümidin var mı vereceklerine? Bu benim emeğimin karşılığı Raz. Olabilir, olabilir tabii. Yalnız bu dünyada bazılarının işi de başkalarının emeğini sömürmektir. The Hornet'ı iyi bilirim ben. Onu bunu bilmem ben. Gider isterim paramı. Vermezlerse bürolarını kafalarına geçiririm. Dedim ya, dua edeceğim. Görürsün bak. Soyguncu herifler. Kabahatlerdi ki size yazı gönderdim ben. He? Yığınla dergi var benden yazı isteyen. Yığınla, yığınla. Biraz zor oldu ama duan kabul edildi Raz. Çok iyi ettin de geldin Martin. Özlemiştim seni. Ben de seni özledim abla. Şu son günlerde öyle çok şeyler oldu ki ancak gelebildim. Nasıl, iyi şeyler mi bari? İyisi de var ama kötü olanlar ağır bastı hep. Çok ağır bastı hem de. Yine yazıların yüzünden mi? Onlar iyi gidiyor abla. Beni asıl üzen Russ'ı kaybedişim. Öldü zavallı. Ya, vah vah. Zaten oldukça hastaydı değil mi? Hastaydı. Hastaydı ama ölmemeliydi. Öyle söyleme Martin. Günün birinde laf hepimiz... onlar abla, laf hepsi. Beni en iyi anlayan tek insandı o. Kelimenin tam anlamıyla arkadaşımdı. Ruth var Martin. O da seni anlar. Hem artık... Ruth yok artık. Hem olsa da anlamaz beni. Anlayamaz. Bir dakika Martin. Pek anlayamadım galiba. Ne demek Ruth yok artık? Bayağı yok işte. Yok demek. İyi ama nişanlıydınız. Evet abla, nişanlıydık. Nişanlıydık ama bugün değiliz artık. Bitti. Tamam mı? Bitti. Bu tamamen senin bileceğin iş zaten. Ama çok da iyi bir kız diyordun. Üstelik seviyordun çok da. Çok rica ediyorum, keselim bunu artık. Peki Martin, peki. Hatırlıyor musun? Bana bir 5 dolar vermiştin. Ben mi? Bilmem. Ne zaman vermiştim ki? Çok oluyor abla, çok. Unutmakta haklısın. Keşke. Keşke olsa da yine versen Martin. Merak etme abla. Bu kez almaya değil, vermeye geldim. Aa, yo yo, olmaz işte. Almam hiç. Hiç ısrar etme. Onu bunu bırak da dinle beni şimdi. O gün ne demiştim sana? Hangi gün? Canım, o 5 doları aldığım gün. Kuzum Martin, ben onu verdiğimi hatırlamıyorum. Senin söylediğini nasıl hatırlayabilirim? Ben söyleyeyim sana. O parayı sana 100 misli ödeyeceğim demiştim. Martin, her zaman çocuksun sen. Büyümedin ki bir türlü. Şaka yapmıyorum abla. Bak, bak. İşte, işte 500 dolar bu. Martin, nereden buldun bunu? Merak etme, ne çaldım ne de kumar oynadım. Bir ay süreyle basılacak bir yazımın karşılığı bu. Hem hepsi de değil ha. Daha 200 dolarım var. Bu sana düşen. Fakat çok para bu. Hadi al bakalım şunu, senin hepsi. Martin. Oo, çok uzattın ama, şimdi vazgeçeceğim. Peki, ha. Peki Martin, alıyorum. Ama bu parayı senin namına bankaya yatıracağım. Bankaya mı? Katiyen istemem öyle şey. Tamamı senin bunun. Dilediğin gibi harca hepsini. Martin, çok para bu, pek çok. Tanrı'ya dua edeceğim. Daha da fazlasını kazanman için. Görürsün nasıl kabul olacak. Sen dua edince bu iş oluyorsa yaşadık abla. Zengin bile oluruz.
Bu güzel rastlantı işte. Hiç aklımdan geçmiyordu doğrusu. Lütfen önümüzden çekilin Bay Martin. Sizin önünüzde durmuyorum hanımefendi. İstiyorsanız gidebilirsiniz. Nişanlımla konuşuyorum ben. Ben senin nişanlın değilim Martin. Ama bir zamanlar nişanlımdın Ruth. Çok kısa bir süre önce. Bu onun için hiçbir şey değiştirmez. Çok rica ediyorum, bırakın da kızınız cevap versin. Size bir şey sormuş değilim. Usta. Teşekkür ederim. Dinle beni Ruth. Çok iyi düşünmelisin. Senin nelerin etkisinde kaldığını biliyorum. Ama hepsi saçma bunlar. Annenin saçmaları, onun uydurduğu şeyler. Anneme karşı nazik olmalısın Martin. Senin hatırın için yaparım Ruth. Onu da yaparım. Bırak bu alaycı hali Martin. Aslında gülünç oluyorsun. Büsbütün soğuyorum senden. Bana baksanıza siz. Çekilip gidiyor musunuz yoksa polis çağırayım mı? Polis mi? Çağırın tabii, ne duruyorsunuz? Gitsenize. Gidin de rahatça konuşayım ben de. Yürü kızım. Yürü gidelim. Ay bayılacağım şimdi. O bir yere gidemez. Dedim ya, siz gidin istiyorsanız. Kolumu acıtıyorsun Martin. Affedersin sevgilim. İstemeyerek yaptım. Gördünüz ya, o da konuşmak istemiyor sizinle. Ruth, her şeyi senin ağzından duymak istiyorum. Çok rica ediyorum. İyi düşündün mü? İyi düşündün mü Ruth? Çok önemli bu. Düşünecek bir şey yok Martin. Yanlış yaptıklarımı düzelttim artık. Hepsi bu. Ruth, seni seviyorum, biliyorsun bunu. Ben gerçek sevgiye değer veririm Martin. Benim sevgim gerçek değil miydi? 4 yıl çılgınlar gibi sana ulaşabilmek için didinen kimdir Ruth? Boşuna bir çabalayıştı o. Nasıl olsa bir şey olamayacağını biliyordum. Peki Ruth, onu da kabul ediyorum. Bir tek şey soracağım. Hiç mi sevmedin beni ha? Hiç mi? Sevmedi tabii. Sevdiğini sandı sadece. Yeter. Size sorarsam cevap verirsiniz. Evet Ruth. Seni dinliyorum. Bilmiyorum Martin. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ne olur bırak gideyim. Bırakacağım Ruth. Yalnız şunu bil ki bir yerde taptığım şeylerden dahi kopabilirim ben. Nasıl istersen. Son sözüm bu demek. Pekala. Bundan sonra hiç rahatsız etmeyeceğim seni. Kusura bakmayın ama pek tanıyamadım sizi. Haklısınız. İlk kez görüşüyoruz Bay Martin. Evet, peki sorabilir miyim acaba? Niçin buraya geldiğimi değil mi? Evet, hiç tanışmadığımıza göre. İş için geldim Bay Martin. Bir yanlışlık olacak galiba. Kimseden iş filan istemiş değilim ben. Sizi daha fazla şaşırtmayayım. Ben Darnley basın evinin sahibiyim. Robert Darnley. Evet. Bize yolladığınız kitap için geldim. Güneşin utancı için. Evet Bay Martin. Ee? Neden o kadar şaşırdınız anlamadım. Siz göndermediniz mi onu bize? Evet ben gönderdim. Basılsın diye tabii. Öyle basılsın diye. Tamam Bay Martin. İşte buraya gelişimin nedeni kitabınızı basmak istiyorum. Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbette. Demek basacaksınız. Evet. Nefis bir eser. İnanın etrafta bir fırtına yaratacak. Çok satılacak göreceksiniz. Ne kadar basmayı düşünüyorsunuz? İlk önce 4000 adet. Sonrası duruma göre ayarlanır. 4000 mi? 4000 adet ha? Evet. Satıştan %12 de sizin olacak. Ne dersiniz, uygun mu? Uygun olmaz mı hiç? Kitabın basılması yeter bana. Para vermeseniz de razıyım. Böyle düşünmeyin Bay Martin. Satış 40000 adedi aşarsa payınızı %20'ye çıkaracağım. Ne var ki ondan daha fazla yükseltemem. Demek basılıyor Güneş'in utancı. Hey gidi Raz. Eminim sen olsaydın benden fazla sevinirdin. Bir ricam olacak. Buyurun. Baş kısmına aziz dostum Raspberry Sandy'nin ruhuna diye yazmak isterdim. Mümkün olur değil mi? Tabii Bay Martin. Çok teşekkür ederim. Bir dakika, Maria'ya haber vereyim. Ne sevinir kim bilir. Evli misiniz? Hayır evli değilim. Değilim ama bu sevinci paylaşabileceğim yalnız o var. Canım at imzanı, sonra okursun ne olduğunu. Bana bak Martin,
Eğer bunlar borç senedi ise hava alırsın sonunda. Hele at şuraya imzanı. Şuraya şuraya. Tamam, oraya. Bir de şunu. Evet. Oldu işte. Şimdi ver bakalım neymiş onlar. Vereceğim Maria. Yalnız bir dakika dinle. Öf Martin, çatlatırsın insanı. Maria, bu ay ev kirası vermeyeceksin. Niye? Evet, ne bu ay ne de bundan sonraki aylar. Bu ev senin artık. Martin, çıldırdın mı sen? Hayır Maria, ben değil. Benim o kitabıma bu kadar çok para verenler çıldırmış. Hatırlar mısın? Sana en çok istediğinin ne olduğunu sormuştum bir gün. Evet evet. Hatırlıyorum ama olacak şey değil bu. Az bile Maria, az bile sana. Fakat Martin, tamamen senin emeğinle yazılmış bir kitap o. Bunu kabul edemem ben. Aksini söylemiyorum zaten. Ben yazdım onu. Ama şu odada yazdım Maria. Onun harcında senin pişirdiğin sebze çorbaları da var. Hem de kim bilir kaç tabak dolusu. Hadi. Şimdi al bakalım şunu. Ötekini de evin eski sahibine götüreceğim. Hey, ağlıyorsun. Biliyor musun? Ağlarken de güzel bir kadınsın sen. Martin. Sus Maria. Sus. Bir şey söyleme. İstediğin zaman beni ararsın Maria. Hele başın sıkıştığında. Öyle zamanlarda mutlak bana gel. Demek iyice kararlısın gitmeye. Oysa ben büyük odayı sana hazırlamayı düşünüyordum. Biliyor musun? Kira da almayacaktım senden. Benim burada olmam iyi değil Maria. Hem sen de oturma. Oldukça iyi kira getirir burası. Daha iyi bir yere taşınırsın. Ah yok Martin. Burayı bırakamam. Yalnız şunu bil ki senin odanı kimseye vermeyeceğim. Her gelene de göstereceğim. Martin Eden aylarca bu odada yaşadı diye. Beni şımartıyorsun Maria. Sen de arada sırada beni ara. Bilirsin memnun olurum. Tabii ararım. Bu akşam gelip alacaklar kitaplarımı ve diğer öteberiyi. Metropole gidiyorsun değil mi? Evet Maria. Hem iyi hem de rahat bir otelmiş. Yemeklerini de orada yersin artık. Öyle. Öyle yapacağım ama yine de senin nefis çorbalarını arayacağım tabii. Gideyim Maria. Nasıl istersen. Her şey için çok teşekkür Maria. Binlerce teşekkür. Bir şey yapmış değilim ki Martin. Asıl ben sana teşekkür borçluyum. Hayatımı değiştirdin. Sana bir şey söyleyeyim mi Maria? Seni sevmeyi çok isterdim. Biliyorum ki mutlu olurdum o zaman. Bunu ben de isterdim Martin. Ben de isterdim. Buyurun efendim, Martin Eden. Ha evet evet, siz miydiniz? İyi ettiniz tabii. Ben mi? Çalışıyorum işte. Yine deli saçması bir şeyler yazıyorum. Evet evet. Bazı günlük gazete ve dergiler yazı istiyorlar. Gönderiyorum tabii. Ha bakın anlatayım ama aramızda kalsın. Yıllardır yazdığım birçok şey var. Evet, önceden yazdıklarım. Efendim? Basıyorlar tabii. İşin tuhafı daha önceden gönderdiğimde aynı yazıları geri çeviren yine onlardı. Gülünç değil mi? O zaman değersiz dediklerine bugün yüzlerce dolar ödüyorlar. Evet. Peki efendim. Bitirince haber veririm. İyi akşamlar. Alo? Metropol mü? 402'yi bağlar mısınız? Evet evet, Martin Eden'la görüşeceğim. Alo? Bay Martin, ben Robert.
Robert Darnley, İyi bir haberim var. Bu sabah aldığım raporlara göre satışta 40 bini aştık. 5. baskıyı yapacağım. Hatırlarsanız diyorum, söylemiştim size, payınız %20'ye çıkarıldı artık. Çok rica ederim, hakkınız bu. Şimdi size ortağımı göndereceğim Bay Martin. Evet, benim ortağım. 2. kitabınızı alacak. Anlaşmayı hemen imzalarsanız onu da basacağız. Çok iyi, çok iyi. Evet. Hoşça kalın. Size de. Bernard da gelmek istedi Martin. Niye gelmedi o halde? Şey, biliyorsun eskiden aranız pek iyi değildi. Belki görmek istemezsin diye çekindi de ondan. Eskiden değildi diyorsun. Şimdi düzeldi mi yani? Bana yaptıklarını sen de hatırlarsın. Eğer kocan olmasaydı epey dayak yerdi benden. Sana dua etsin abla, sana. Ama Martin. Beni yanlış anlama abla. Katiyen değişmiş değilim. Değişmem de. Ancak şu etrafımdakilerde olan değişiklik kahrediyor beni. İğrenç hepsi. İğrenç, anlıyor musun? İğrenç. Ne yapıyorlar? Neden sinirlisin bu kadar? Kısa bir süre önce kimsenin umurunda değildim. Açtım abla, aç. Defalarca sadece haşlanmış patates yedim Martin. O da çoğu zaman günde bir öğün. O zaman kimse çağırmadı beni yemeğe. Ölsem kimsenin umurunda değildi. Oaklandlı bir serseri daha öldü derlerdi. Sanmıyorum. Derlerdi abla, biliyorum. Rast için dediler çünkü. Oysa o benden 100 defa daha iyi bir yazardı. Ama meşhur olamadan öldü ve serseri dediler. Ama bugün, bugün herkes evine yemeğe çağırıyor beni. Şeref konuğu oluyorum. Onlar da hepsi memnun hayatından. Martini'den evlerine gitti. Onlarla yemek yedi. Peh, az şey mi bu? Beni de onlara benzetmiyorsun ya. Abla sen nasıl benzersin onlara? Benim için az şey mi yaptın? Sonra yapmasan da ablamsın benim. Her neyse, bırak şimdi bunları. Şeyi soracaktım sana. Ruth, hiç ses seda çıkmadı değil mi? Hayır, çıkmasını da beklemiyorum zaten. Biliyor musun, ona kızgın değilim. Çok sevdim ve bütün gücümü ondan aldım. O kadar iyi bir insansın ki Martin. Başkası olsa onun hakkında neler söylerdi. İyilik peşinde değilim abla. Önemli olan kötü olmamak. Evet. Kusura bakmayın şu... Ruth? Ne işin var burada senin? Beni görünce sevineceğini sanmıştım. Sevindim tabii. Sevindim ama çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum seni. Beklemiyordun ama geldim işte. Çok aptallık ettiğimi biliyordum Martin. Bırak şimdi bu sözleri de otur şuraya. Teşekkür ederim. Titriyorsun Ruth. Üşüyor musun yoksa? Yok, hayır. Üşümekten değil. Sinirlerim bozuk da. Geçer şimdi. Nasıl? İyisin ya. Buraya hem seni kutlamaya hem de af dilemeye geldim. Af dileyecek bir şey yok Ruth. Yalnız kendim için değil. Annem için de af dilemek istiyorum. O mu yolladı seni? Hayır. Yemin ederim haberi yok. Kimseye söylemeden geldim. Sadece sana olan sevgim yüzünden. Ruth, çok iyi söylüyorsun ama hiç değişmiş değilim ben. Yine işim yok. Hiçbir işe de girmek niyetinde değilim. Gördüğün gibi benden istediklerinin hiçbirini yapmadım. Yine aynı Martin'im ben. Ben seni seviyorum ya Martin. Yanında olmak yeter bana. Peki ya annen? O evlenmemizi ister mi? İtiraz etmeyecek. Bu kadarını biliyorum. Demek senin şimdi burada olduğunu bilmiyor. Evet, biraz garip ama neyse. Söylediklerime inanmamakta serbestsin Martin. Yine eskisi gibi çabucak sinirleniyorsun. Ne olur kalbimi kırma Martin. Seni sevdiğimi ve burada senin için bulunduğumu biliyorsun. Yani benim için her şeyi yapabileceksin öyle mi? Elbette. Peki bunu daha önce neden yapmadın Ruth? Hani şu benim açlıktan kıvrandığım zamanlar. O günlerde de şimdikinden farksız bir erkektim ben. Aynıyım Ruth.
Ne bir fazilet ne de yeni bir kuvvet kazandım. Kimsenin beni istemediği zaman neydiysem yine oyum. Değişen tek şey paramın oluşu. Benim için de sen her zaman aynısın zaten. Peki benim Maria ile görmüş olmanın hiç önemi kalmadı mı bugün? Kadınlar affedebilir Martin. Dinle beni Ruth. Ortada affedeceğin hiçbir şey yok. O yüzden bu söylediğini kabul etmiyorum. Madem öyle, bu konu üstünde durman da gereksiz. Sen mi söylüyorsun bunu? Vaktiyle anlatmaya çalıştığım neydi benim? Hı? Söyler misin bana? O zaman beni bir silkeleyişte atışının nedeni bu değil miydi? Martin, yeter artık. Yalvarırım affet. Unut bütün olanları ne olur. Unutmak kolay değil Ruth. Önemli olan unutulmayacak kötü şeyleri yapmamak. Yani ben seni hiç sevmedim mi? Sevdin. Sevdin ama öylesine işte. Ama bugün, bugün her şey daha başka senin için. Önceden de kötü bir niyetim yoktu benim. Doğru. Ama iyi niyetinle beni mahvedebilirdin de. Sana kalsaydı yazıyı bırakmıştım çoktan. Tamamen senin istediğin biçimde bir insan, bir koca olacaktım bugün. Anlayamıyorum seni Martin. Daha açık konuşayım Ruth. Kitaplarım şöhret kazanmasıydı, yine dönecek miydin bana? Vaktiyle yazıyı bırakmanı isteyen bendim. Seni o halinle de seviyordum. Kitapların hiç önemi yok benim için. Peki ya annen? Onun için de önemsiz mi? Annemin düşündükleri beni ilgilendirmez. Samimi ol. Rica ederim samimi ol Ruth. Beni bırakmanda seni etkileyen yalnız annendir. Eğer gerçek bir sevgin olsaydı o zaman dinlemezdim onu. Peki Martin. Daha fazla konuşmamızın gereği yok. Değişmedim diyorsun ama çok farklısın. Değilim. Değilim farklı. Allah kahretsin o kitapları. Ben böyle yazmayacağım artık. Yazmayacağım. Yazmayacağım. Yazmayacağım bundan sonra. Yazmayacağım. Ne yazsam basıyorlar. Ne desem Tanrı buyuruyor sanki. Hepsine lanet. 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 Alo? Benim Ruth. Martin. Evet. Bir şey söyleyecektim sana. Buraya gelişinden kimsenin haberi olmadığını söylemiştin. Evet. Yalnız. Hiç aklına gelmedi mi senin arkandan bakacağım? Hı? Pencereden tabii. Annen karşı binanın kapısındaydı Ruth. Bekliyordu seni. Gördüm. Evet, gözlerimle gördüm. Ne olur bırak bu lüzumsuz sözleri. Ruth, Ruth dinle beni. Dinle diyorum. Bana en büyük iyiliği yapan sensin. Bugünkü her şeyimi sana borçluyum. Ama bir de kötülük ettin ki onu kimse tamir edemez. Kutsal bildiğim tek şeyi, aşkı yıktın Ruth. Yıktın onu. Bilsen ne kadar sevindim John. Belki hatırlarsın Martin. Ayrılırken söylemiştim sana. Tekrar görüşeceğiz diye. Evet evet. Oldukça lüks bir otel bu. Bunun çamaşırhanesi var mı acaba? Vardır herhalde. Neden sordun? O çamaşırhanede çalıştığımız günleri hatırlatmak için. Ne zordu değil mi? Zor da söz mü John? Akşam oldu mu kolumu kaldıramazdım. Nasıl da bıraktık orayı ama. Herhalde bizden sonrakiler de fazla kalamamıştır. Şimdi ne yapıyorsun Joe? Şu günlerde boşum Martin. Ama senden sonra birçok yerlerde çalıştım. Bir ara güneye indim. Baktım yapamayacağım. Tekrar döndüm. Başıboş bir hayat işte. Sana yardım edebilirim. Bana bak Martin. Buraya senden yardım istemeye gelmedim. Yanlış anlama Joe. Sen eski dostumsun. O zaman beni ne büyük sıkıntıdan kurtardığını unuttun mu? Eğer yanına almasaydın açtım ben. Eksik olma. Ama ben aç değilim henüz. Sonra senden de bir şey almak istemem. O ne biçim söz söyle? Kızma Martin. Sen eskisi gibi değilsin artık. Tanınmış, zengin bir adam olmuşsun. Biliyor musun nasıl buldum yerini? Gazeteden okuyarak. Onlar bile senden bahsediyorlar. Bana bak Joe. Eğer bu şekilde davranırsan yersin yumruğu. Hem de eski arkadaşlığımızın aşkına sıkı yapıştırırım haberin olsun. Bazı tarafların da değişmemiş anlaşılan. Yine eskisi gibi kabadayının birisin. Yalnız bak söyleyeyim ha.
Vurduğun anda ben de yapıştırırım. Herhalde iyi bir dövüş çıkarır seninle. Bırak şimdi bunları da anlat bakalım, sen ne yaptın? Birkaç ay öncesine kadar tamamen bildiğin gibiydim. Ama birdenbire her şey değişiverdi. O kadar ani oldu ki Joe. İyi ama senin istediğin de buydu zaten. Değil Joe. Ben yalnız kitaplarımın basılmasını ve iyi bir yazar olmayı istedim. Olmuşsun ya işte. Gazetelerde bile adım dolaşıyor. Hoşuma gitmeyen tarafı da o zaten. Şu etrafımdaki şakşakçı sürüsü. Vaktiyle suratıma bakmayanlar bugün deli saçması yazsam basıyorlar Joe. Bu iş değil bu. Bir yazarın her yazdığı iyi ve güzel değildir mutlak. Yerinde olsam buna hiç aldırmam. Yazar verir ve parasını da alırım. Bugün peşimde dolaşanların çoğu vaktiyle beni odalarından kovmuşlardı. Sana bir şey söyleyeyim mi Joe? Sevemedim bu düzeni. Kirli geliyor bana. Oysa ben dün de aynı adamdım. O zaman neredeydi bunlar? İyi ama şimdi şöhret sahibi. Allah kahretsin o şöhreti. Sadece kitaplarımın okunduğunu görmek mutlu edecekti beni. Oysa doydum artık Joe. Hayata doydum ben. Bana baksana sen. Hasta olduğunun farkında mısın? Hasta mı? Demir gibiyim Joe. Vücudun sağlam olabilir Martin. Ama düşüncelerinle hasta olmuşsun sen. Öyleyim belki de. Ben de hissediyorum içimde bir şeylerin eksildiğini. Hiçbir şeye arzum kalmadı bambaş. Hani bir sevgilin vardı senin? Vardı ama şimdi yok. Neden bıraktın? Ben değil, o beni bıraktı Joe. Hatırladığıma göre çok seviyordun. Yine de seviyorum. Ama bugünkü Martin olarak değil. 5 yıl önceki Martin olarak beni kabul etmesini isterdim. Of, Martin, anlayamıyorum seni. Karma karışık duygularım var. Doğrusunu istersen zaman zaman ben de anlayamıyorum kendimi. Her neyse Martin. Biraz deli de olsan eski dostumsun. Sana tahammül etmek zorundayım. Söyle bakalım, bu akşam beraber içiyor muyuz? Elbette Joe, eski günlerdeki gibi. Yalnız bir şartım var. Evet. Kenar semtlerden birine gidelim. Küçük bir yer buluruz ha? Tanınmak istemiyorsun değil mi? Ne olur anla beni Joe. Bıktım bundan, bıktım artık. Güzel bir dükkan açarız Joe. Sen işletirsin. Ne biçim adamsın ya. Senden yardım istemediğimi söyledim ya. Yine yanlış anlıyorsun Joe. Sana yardım değil, senin bana yardım etmeni istiyorum. Evet, nasıl yardım edeceğim onu söyle. Dükkanı işleteceksin, hepsi bu. Peki sen? Ben burada olmayacağım. Anlamadım. Burada olmayacağım dedim, gideceğim buradan. Nereye gideceksin? Anlatırım, hele birer tane daha isteyelim de. Garson. Buyurun efendim. Şunları yenile bakalım. Baş üstüne. Yemeği de burada yiyeceğiz. Bu bizim için bir şereftir Bay Martin. Ne dedin, ne? Dükkanımızda yemek yemeniz bizim için bir şereftir. Peki yavrum, peki. Nereden biliyorsun benim Martin Eden olduğumu? Aman efendim, sizi tanımamak mümkün mü? Peki. Görüyorsun ya Joe, kendi hayatımı yaşayamıyorum bir türlü. Kim insan bundan hoşlanır Martin? Bilmiyorum. Senin kimi doğru, onların kimi? Hoşa gidecek tarafı yok bunun. Dedim ya, bilemiyorum. Evet Martin, buradan gideceğini söylüyordun. Gideceğim Joe. Hem de nereye biliyor musun? Tahiti'ye. Tahiti'ye mi? Evet. Orada sazdan evler görmüştüm. Bir tane yaptırırım kendime, şöyle 2 odalı bir şey. Yeter de artar bile. Peki ne yapacaksın orada? Kendimi bulacağım Joe. Bana ait olan hayatı yaşayacağım. Peki buradaki dükkan? Sen işleteceksin ya. Bana bak Martin. Hiç hoşuma gitmeyen şey aptal yerine konmaktır. Sen Tahiti'de, ben burada senin namına dükkan işleteceğim ha? Joe, canımı sıkmaya başladın. Ne var bunda? Olmaz mı sanki? Kafana koydun bana bir şeyler yapmayı. Ne var ki, hiç de kötü değil. Peki Mart, kabul ediyorum. Kazancı senin namına bankaya koyarım. Gözüm yok böyle şeylere. Yo, merak etme, kendime düşeni aldıktan sonra tabii. Tamam. Yarın öğleden sonra bana gel, bu işi bitirelim. Ha bir dakika. Dükkan senin üzerine olacak. Hayır, böyle bir şeyi katiyen istemem. Kes be Joe. Ne diyorsam o olacak. Zaten fazla söz hakkı verdim sana.
Bu dükkanı ne güçlüklerle yürüttüğümü biliyorsun Martin. Biraz, şöyle biraz para olsa. Genişletmek mi istiyorsun? İyi olur tabii. Bizim semtte epey kalabalıklaştı artık. Öyle değil mi Gertrude? Evet. Nefis bir pudingdi bu abla. Eline sağlık. Sen elmalı seversin diye yaptım. Güzel olmuş. Ben de çok yedim galiba. Evet, şey diyordum. Genişletmek için biraz para olsa. Ne kadara çıkar? 4000 filan herhalde. Bilemedin 5000. 5000 olur ancak. Ya arsa? Öyle ya. Bir de o var. Çok çok olacak. Ne kadar? 3000 de ona isterler. Biraz daha alır mısın Martin? Hayır abla, teşekkür ederim. Toplamı 8000 ediyor. Pek kolay bulamam bu parayı. Ne dersin abla? Anlamadım. Verecek misin 8000 doları? 8000 mi? Ömürsün Martin. Pekala Bernard. Oldu bu iş. Vereceğim bu parayı. Sen mi? Yok Martin. Senden almak istemem bunu. Ben öylesine söyledim işte. Benden değil. Karımdan alacaksın. Karımdan mı? Fakat Martin, ben... Evet Bernard. Dükkanın 1/4'ü onun olmak şartıyla tabii. Kuzum Martin, o nasıl söz öyle? Bana ait her şey onun demektir. Hatta senin demektir. Akrabayız biz. Doğru, akrabayız. Evet, söyle bakalım şimdi. Kabul ediyorsun değil mi? Şey, ederim tabii. Neden etmeyeyim? Bir dakika Martin. Böyle bir şeye razı olamam ben. Büyük bir para bu. Senin bu evde kirayla oturduğun zamanı unutmadım henüz. Görüyorsun ya Martin, bu kadınlar da geçmişi hiç unutmazlar. Oysa biz çoktan unuttuk o günleri. Unuttuk diyelim Bernard. Her neyse, yarın bana gelin de notere gider aramızdaki anlaşmayı yaptırırız. Sonra da 8000'i cebine koyarsın, tamam mı? Fakat Martin... Ah Martin, canım kardeşim benim. Senin bu kadar iyi olduğunu biliyordum zaten. Gertrude, bundan sonra elini çamaşıra sürmeyeceksin. Sana hizmetçi bile tutacağım sevgilim. Ben gideyim artık. Yemek için çok teşekkürler. Yarın sabah bekleyeceğim size. Çıkar şunu kafandan Martin. Bu dükkan, yalnız bu dükkan yeter ikimize. Hem de hiçbir şeye el sürmeden kazanacağız. Burası senin dükkanın John. Yine mi yanında çalıştıracaksın beni? Bırak saçmalamayı. Her şeyi sen yaptın benim için. Ne olur kapat bunu artık. Gideceksin demek. Evet. Bilirsin kafama koyduğumu yaparım hep. Peki ya yazıların? Bunca yıllık emeklerin? Yine yazacağım John. Ama yalnız kendim için. Hiç dönmeyecek misin? Sanmıyorum. Git. Git de ne halin varsa gör. Oldu mu olası dik kafalının birisindir sen. Öyle olsun canım. Öyle olsun. Düdüğünü duyduğunuz gemiyle gitti Martin. Gizlice ayrıldı memleketinden. Sadece 3 kişi el salladı ona. Maria, Joe ve ablası Gertrude. Bernard'ı mı dediniz? Çok işi var onun. Dükkanını genişletiyor. Martin Eden adlı oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın sayın dinleyiciler.